Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri ekrana taşıyacağız. İyi haftalar olsun efendim. Tabii ki Ukrayna ve Rusya arasında yaşananları aktararak başlayacağız. Biliyorsunuz masa başındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor ama sahada durum pek de öyle değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yine açıklama geldi. Uzlaşıya yakın olduğu yönünde bunlar önemli mesajlar. Ama sahada ne yaşanıyor? Ukrayna'nın başkenti Kiev gece saatlerinde hipersonik füzeyle vuruldu. Bölgedeki son durumu alalım. Programlar şefimiz, A Haber programlar şefimiz Emine Kavasoğlu ve kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un haber nöbeti devam ediyor. Emine günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum, seni dinleyelim. Evet, üçüncü kez Ukrayna topraklarına hipersonik füzelerle saldırı düzenlendi ve bu saldırı da ne yazık ki 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının adresi Podolski semtiydi ki bir hafta içinde ikinci kez hedef oldu. Geçtiğimiz günlerde yine düzenlenen bir saldırı bir binaya isabet etmişti o füze ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. İşte bugün de yani dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıyla da 6 kişi hayatını kaybetti. Geceyi aydınlattı o patlama ve dediğimiz gibi 3. kez hipersonik füze kullanıldı. Her ne kadar Ukrayna hava savunma sistemleri halen çalışıyor olsa da, devreye girse de, hipersonik füzelere ne yazık ki müdahale etmek mümkün olmuyor. Zira sesten daha hızlı oldukları için ve manevra kabiliyeti olduğu için havada müdahale etmek güç oluyor. İşte bu kez Kiev'e bu saldırı düzenlendi ki dün yine Svatoshin bölgesine bir saldırı düzenlenmişti. Yine bir sivil yerleşim yeri hedef alınmıştı ve o saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Artık dediğimiz gibi kent merkezine yakın noktalara saldırılar düzenlenmeye başladı. Geçtiğimiz bir hafta içinde ardı ardına yerleşim alanları hedef alındı ve 20'ye yakın kişinin de şu ana kadar son bir hafta içinde hayatını kaybetmiş olduğunu duyuralım. Tabii bu saldırılarla birlikte artık başkent Kiev'de nefes almakta güçleşiyor. Bunu söylemekte fayda var. Zira bizim bulunduğumuz yere her ne kadar o saldırının düzenlendiği nokta 10 kilometre olsa da, yetkililer de açıkladı, Kiev ve Ukrayna tarihinin en kötü hava koşullarını yaşıyor. Seviyeler en düşük düzeye düşmüş durumda. Tabii bunun yanı sıra yine Kiev'i, başkent Kiev'i heyecanlandıran dakikalar dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir drone uçurulması sebebiyle başkent Kiev'in meydanında, bağımsızlık meydanının üzerinde defalarca atışlar yapıldı. Ama neyse ki bunun bir drone olduğu, kimliği belirlenemeyen bir drone olduğu açıklandı. Bir saldırı olması endişe yarattı tabii ki merkezde olması sebebiyle. Bunun yanı sıra masada görüşmeler devam ediyor elbette ki. Dün itibariyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Biz anlaşmaya hazırız, 2 yıldan bu yana hazırız ama eğer bu kez de bir anlaşma sağlanamazsa bu 3. Dünya Savaşı çıkması anlamına gelir dedi. Önemli bir gelişme değil şüphesiz. Bir yandan tahliyelerde herkesin gözü kulağı. Dün itibariyle 7.295 kişi tahliye edildi. 4 koridordan ki 7 koridor oluşturulması bekleniyordu, hatırlayacaksınız. O Kiev'deki koridorlardan ne yazık ki tahliyeler gerçekleşmedi. Zira dediğimiz gibi özellikle öğleden sonra saatlerinde ardı ardına çatışmalar, ardı ardına saldırılar düzenlendi. Bugün yine Mariupol'de gözler kulaklar olacak. 50 otobüs gidecek Mariupol'e ve bir kez daha oradaki sivillerin tahliyesi için girişimlerde bulunulacak ki yaklaşık 100 binden fazla insanın tahliye edilmesi bekleniyor. Tabi sadece başkent Kiev değil, bunun yanı sıra Sumi de saldırıların hedefinde. Sumi'de kimyasal tesise bir hava saldırısı düzenlendi ve yetkililer amonyak sızıntısı olduğu bilgisini paylaştılar. Her ne kadar bu tesis yaşam alanlarına yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta olsa da herkes uyarıldı. Özellikle suların kullanılması konusunda, perdelerin sımsıkı kapatılması konusunda uyarılar yapıldı. Mariupol
ile dün itibariyle de saldırılar şiddetle devam etti. Azak Denizi'nden özellikle 4 saldırı düzenlendi. Mariupol'de bir haftadan bu yana 8 bin aracın çıkış yapmış olduğunu paylaşalım. Tabii bunun yanı sıra artık 3 milyon 328 692 kişi Ukrayna'yı terk etti ve komşu ülkelere geçti. Polonya birinci sırada 2 milyonun üzerinde mülteciyi kabul etti. Romanya ve Moldova takip ediyor Polonya'yı. Bunun yanı sıra Donetsk ve Harkiv bölgelerinde de ardı ardına saldırılar düzenlenmeye devam ediyor. Dün yine Harkiv ateş altındaydı. 5 sivil şimdiye kadar hayatını kaybetti. Ve dediğimiz gibi artık bu saldırılar Kinjal hipersonik füzelerle gerçekleşiyor ki dün ülkenin güneyinde bulunan Mykolaiv'e yine bir saldırı düzenlenmişti. İşte sivil kayıpları gün geçtikçe artıyor. Birleşmiş Milletler 902 sivilin şu ana kadar hayatını kaybettiğini duyurdu. Duyurdu ama bir de not düştü. Dedi ki pek çok noktada özellikle Harkiv ve Mariupol noktalarında çatışmaların hala devam etmesi sebebiyle ne yazık ki bölgelere ulaşım sağlanamıyor ve dolayısıyla da sivil kayıpların daha da yüksek olduğunun altı çizildi. 903 olarak verdi ama hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Mariupol kent yetkilileri 2500'den fazla sivilin bölgede hayatını kaybetmiş olduğunu duyurmuştu. Tabii bu kayıpların yanında en çok can yakan ki her kayıp aynı şekilde üzücü ama 115 çocuk hayatını kaybetti bu saldırılarda ki dediğimiz gibi sayının da gün geçtikçe arttığını söyleyelim. Özellikle artık başkent Kiev hedefte son bir haftadan bu yana ardı ardına saldırılar düzenleniyor ve son bir haftada yalnızca başkent Kiev'de neredeyse 20'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu söyleyelim ve söz size bırakalım. Emine teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. 115 çocuk dedi Emine Kavasoğlu sözlerini bitirirken 3 milyondan fazla kişinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Resmi rakamlar bunlar. Tabii ki bir yandan sahada yaşananlar, bir yandan o insanlık dramı. Az önce Emine de aslında söz etti bir noktadan daha. Evet, Kiev saldırılarının hedefindeki nokta, bir yandan da Mariupol'den bahsediyoruz. En fazla saldırıya uğrayan noktalardan bir tanesi ki stratejik açıdan da en önemli kentlerden biri. İlk günden bu yana Mariupol'i konuşuyoruz. Şiddetli çatışmalar sürüyor orada. Kenti haftalardır abluk altında tutan Rusya direnişçileri teslim olmaları için bu sabaha kadar süre verdi. Kremlin'den gelen bu açıklamaya Kiev'den de bir açıklama geldi. Teslimiyet söz konusu bile olamaz dedi. Az önce Emine de bu konuyla ilgili önemli bir parantez açtı. Bu noktaya 50 otobüs gönderilecek bugün sivillerin tahliyesi için dedi. Bakalım neler yaşanacak. Rusya'nın saldırılarıyla yerle bir olan liman kenti Mariupol'e teslim olun çağrısı geldi. Silah bırakan herkese güvenli geçiş garanti eden Rusya Savunma Bakanlığı, direnişçilere teslim olmaları için sabahın erken saatlerine kadar süre verdi. Kritik açıklama Rusya Ulusal Savunma Merkezi Direktörü General Mizintsev'den geldi. Rus Savunma Bakanlığı'nın brifinginde konuşan Mizintsev, liman kenti Mariupol'de korkunç bir insani krizin yaşandığını söyledi. Direnişçilere silah bırakın çağrısı yapan Rus general, kenttekilere teslim olmaları için bu sabaha kadar süre tanıdı. Sürenin tam olarak ne zaman sona ereceğine yönelik bilgi vermeyen Mizintsev, teslim olunmaması halinde nasıl bir reaksiyon gösterileceğine ilişkin de detay paylaşmadı. Kremlin'in ultimatomuna yanıtsa Kiev'den geldi. Yerel medyaya konuşan Başbakan Yardımcısı Vereshchuk, Mariupol'ün Rusya'ya teslim edilmesinin söz konusu dahi olamayacağını söyledi. Tabii bir yandan karşılıklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Zelenski son olarak Rusya'nın direncinin kırıldığını, aslında bölgede gücünü de kaybettiğini açıklamıştı. Mariupol'dan bahsetmişken Ukrayna'daki kararlı ilerleyiş bir yandan Rus ordusu tarafından bazı bölgelerde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Sahada önemli kayıplar da verdi aslında Kiev yönetimi. Son olarak Mariupol'de bir Rus generalin daha öldürüldüğü açıklandı. Ukrayna'da hayatını kaybeden 6. general oldu Pali. Karadeniz'deki Rus donanmasının yardımcı komutanıydı.
Ukrayna ordusu kuşatma altındaki Mariupol'de bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. Savaşın başından bu yana hayatını kaybettiği öne sürülen Rus general sayısı 6'ya yükseldi. İddiayı Ukrayna Devlet Başkanlığı gündeme taşıdı. Başkanlık ofisi danışmanı Podolyak son olarak Rusya Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısının öldürüldüğünü duyurdu. Rus albay Andrei Palin, Mariupol kentindeki çatışmalar esnasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Herson'da 19 Mart günü 8. Muhafız Ordusu Komutanı Kor General Andrei Mortvichev'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Daha önce de tüm generaller Andrei Sukovetski, Vitali Gerasimov, Andrei Kolasnikov ve Oleg Mityaev'in öldürüldüğü duyurulmuştu. Zelenski'nin satır başlarını hatırlatmaya devam edelim. Zelenski Moskova'ya bir kez daha diplomasi çağrısında bulundu. Er ya da geç Putin'le görüşeceğim dedi. Mariupol'deki tiyatro binasına düzenlenen saldırıya da sert tepki gösterdi. Er ya da geç Rusya ile görüşmeye başlayacağız. Hedefinde Kremlin vardı. Rus lideri bir kez daha masaya çağırdı. Bugün tüm hükümet yetkililerinin önünde konuştum. Ama her şeyden önce sizin adınıza, tüm Ukraynalılar adına konuştum. Diplomasiye yönelik her türlü girişimi ve çabayı takdirle karşılıyoruz. Er ya da geç Rusya ile görüşmeye başlayacağız. Ukrayna Devlet Başkanı, Rus kuşatması altındaki kentlere ilişkin son durumu da değerlendirdi. 20 Mart'ta sadece 4 insani yardım koridoru çalıştı. Toplamda 7.295 kişi tahliye edildi. Ancak Kharkov bölgesindeki Rus birlikleri insani kargomuzu taşıyan konvoyumuzu ele geçirdi. Şu anda 5'i şoför ve 1'i doktor olmak üzere 6 kişiden haber alınamıyor. Zelenski, Mariupol'deki tiyatro binasına düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi. Mariupol'de Rus uçakları bir sanat okuluna bomba attı. İnsanlar burayı saklanmak için kullanıyordu. Orada askeri pozisyonlar yoktu. 400'den fazla barışçıl sivil oraya sığınmıştı. Çoğunlukla kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Şimdi enkaz altındalar. Kaç kişinin hayatta kaldığını bilmiyoruz ama bombayı atan pilotu, 100'e yakın toplu katili düşürdüğümüz gibi düşüreceğimizi biliyoruz. Ukrayna lideri, Putin'le yapılacak olası bir görüşmeye Kudüs'ün ev sahipliği yapabileceğini de söyledi. Şimdi karşılıklı açıklamalar ardı ardına geliyor. Bir yandan Türkiye ilk günden bu yana biliyorsunuz arabuluculuk konusunda oldukça kararlı. Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamak adına yoğun bir çaba da sarf edildi. Bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından biraz olsun bahsetmiştik az önce. Antalya'da konuştu Çavuşoğlu. İki ülkenin barış müzakereleri konusunda önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi. Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni olmaz. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye ise bu konuda yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Rusya hem de Ukrayna ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu haftada Rusya ve Ukrayna'da mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştirdim. Bu görüşmeler neticesinde tarafların bazı somut konular üzerinde müzakerelerin sürdüğünü ve müzakere ekipleriyle de temas halinde olduğumuz için bu detaylarla ilgili bilgilere sahibiz. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında bir yakınlaşmanın olduğunu belirtti. Tüm bu temaslarımızda şunu söyleyebilirim, tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii savaş devam ederken, müzakere etmek, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın ilk 4 maddede anlaştığını öne sürdü. Peki bu ilk 4 madde hangileri? Ukrayna'nın tarafsızlığı, yani NATO üyeliğinden vazgeçilmesi. Karşılıklı güvenlik güvencelerinin verilmesi, Rus tarafının Nazilikten arındırma dediği süreç,
Ukrayna'da Rusça'nın yaygın kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması. Zelenskiy ile Putin buluşmasının yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bir kez daha iki lideri Türkiye'de misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'i bir araya getirme çabalarımızı da devam ettiriyoruz. Tabii ki bunları, bu liderleri Türkiye'de bir araya getirmek arzu ederiz. Ama tıpkı Belarus müzakereleri başlarken söylediğimiz gibi, teşvik ettiğimiz gibi, yeri çok önemli değil. Nerede olduğu çok önemli değil. Biz isteriz, en iyi şekilde zemin hazırlarız Antalya'da olduğu gibi. Önemli olan iki ülke arasındaki müzakerelerin, iki liderin bir araya gelmesini gerektirecek düzeye çıkması ve liderlerin bir araya gelmesi. Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı Gezi davasında savcı mütalasını tamamlayıp mahkemeye sunmuştu, hatırlarsınız. Duruşma bugün gerçekleşecek. Muhabir arkadaşım Aslı Bilgel Kutludağ bizi bekleyen isim. Aslı, günaydın. Hoş geldin yayına. Bir karar çıkması bekleniyor mu? Nedir elimizdeki bilgiler? Seni dinleyelim. Evet, günaydınlar. Sen de belirttin. Savcı son duruşmada mütalasını sunmuştu. Tabii ki bugün o mütalaya karşı tarafların özellikle savunmaları alınacak. Son sözleri söylenecek. Avukatları da kendilerinin de konuşmaları bekleniyor diyebiliriz. Aslında bu davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala. İşte o uzun zamandır uzaktan bağlanıyor. Cezaevinden bağlanıyor. Tabii ki bugün de bu şekilde bağlanmasını bekliyoruz diyebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda duruşma başlayacak. Son duruşmada neler olmuştu onu da kısaca hatırlatalım. Özellikle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de görüldüğünü söyleyelim. Osman Kavala ve Mücella Yapıcı hakkında, davanın sanıkları hakkında müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Savcı Edip Şahinler tarafından mütalasında özellikle bunun gerekçesi olarak da cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlaması bulunmuştu. Diğer 6 sanık için de 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezaları istendi duruşmanın savcısı tarafından diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Gezi olaylarının ardından Gezi davası açılmıştı ve 2017 yılında Osman Kavala tutuklanmıştı. İşte o günden bugüne tutuklu olarak yargılanıyor. İddianamede de özellikle Gezi Parkı olaylarını planladığı yönünde iddialar var. Özellikle bazı sanıklarla yaptığı telefon görüşmeleri, HTS kayıtları bu iddianamede yer alanlar arasında diyebiliriz. Geçtiğimiz yılda Temmuz ayında Gezi davası çarşı davasıyla birleştirilmişti ve şu anda aslında iki dava görülüyor ve 52 sanık yargılanıyor diyebiliriz. İşte önümüzdeki dakikalarda duruşmanın başlamasını bekliyoruz diyelim. Söz yeniden size bırakalım. Şimdi İstanbul'dan bir görüntü taşıyacağız ekrana. Bir kişi hastaneyi birbirine katıyor. Görüntüler ekrana gelecek az sonra. Burası bir hastane söylediğim gibi. Hamile eşinin itildiğini öne süren bir kişi acil serviste olay çıkarıyor. Doktor ve güvenlik görevlisini darp eden adam tutuklandı. İşte o anlar. Önce tehditler savurdu, ardından da hastaneyi birbirine kattı. Olay İstanbul Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Saat 18 sıralarıydı. Acil serviste kontrole gelen hamile bir kadın sırada bekliyordu. Bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi hamile kadını itti. Durumu öğrenen hamile kadının eşi büyük bir öfkeyle güvenlik görevlisinin olduğu yere gidince ortalık karıştı. Hepinizi gömmezsem adam değilim diye bağıran saldırgan güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü. Bir türlü öfkesi dinmeyen adam bu kez de kendisini durdurmaya çalışan doktoru darp etti. Kavgayı araya giren vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler sıkı bir çalışma başlattı. Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli kasten yaralama suçundan tutuklandı.
Tabii şimdi bu haberi izleyince akıllara Muğla'daki darp olayı geldi. Provokatörlerin malzemesi haline gelmiş durumda o olay. Sosyal medyada gerçek dışı ve kaos hedefi güden pek çok paylaşımlar yapıldı biliyorsunuz. Doktor ve askerler karşı karşıya getirilmek istendi. Bu işin en çirkin yanı. Konuyla ilgili açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. Ülkemizin övünç kaynağı asker ve doktorları incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz dedi Çelik. Dikkat çeken uyarılarda da bulundu. Türkiye'nin konuştuğu hastanede darp olayını fırsat bilen provokatörler sosyal medyada harekete geçti. Muğla'da Doktor Tahir Tarımer'in uzman çavuş Ali Akdağlı'ya yönelik saldırısının ortaya çıkması ve konunun yargıya taşınmasına rağmen çeşitli meslek grupları ve doktorları farklı kollardan provoke etmeye çalışanlar tehlikeli bir girişimin fitilini ateşledi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Sağlık ve Güvenlik Teşkilatı'nın Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi. Çelik, toplumsal kaos hedefi güden paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır. İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı kadını iple boğduktan sonra kendi yaşamına son verdi. Yaşanan dehşet verici olayla ilgili inceleme başlatıldı. Önce tartıştığı kadını, sonra da kendini öldürdü. Dehşet veren olay İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Akşam saatleriydi. Mimar Sinan sahilinde iddiaya göre 35 yaşındaki erkek bir kadınla tartıştı. Aralarındaki tartışma büyüdü. Gözü dönmüş adam kadını iple boğarak öldürdü. Ardından da kendi yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ölen kişilerin Türkmenistan uyruklu oldukları belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 18 yaşındaki Nuray Demir, yanı başımda gördüğünüz güzel kız ama aramızda değil. Cansız bedeni Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde bulundu. Boynunda kızarıklıklar olan genç kızın boğularak öldürülme ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili Nuray'ın eski nişanlısı da gözaltında. Eski nişanlısı tarafından zorla götürüldüğü öne sürülen genç kızın otel odasında cansız bedeni bulundu. Hayatım bunalımı bitti. Hayatım bitti. Koca bir sıfır oldu, sildim her şeyi. Antalya Muratpaşa'daki bir otelde çalışan temizlik görevlisi, 18 yaşındaki Nuray Demir'in odada hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Demir'in öldüğünü belirledi. Boynunda kızarıklar olan genç kızın boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bir kere göreyim dedim, beni götürmediler yanına. Beni görünce uyanır dedim, uyanmaz dediler. Olayla ilgili genç kızın eski nişanlısı gözaltına alındı. Ya benimle tekrar barışırsın ya da seni öldürürüm diye tehditte bulunmuş. Eski nişanlısının Nuray'ı zorla konuşmak için otele götürdüğü iddia edildi. Otele götürüyor, son kez konuşmak için ve otelde çocuğun cansız bedenine ulaşılıyor. Genç kızın cenazesi Konya'nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan Nuray Demir'in 2020'de bir yakını tarafından cinsel istismara uğradığı ve olayla ilgili davanın devam ettiği öğrenildi. Eski koca, eski nişanlı, eski sevgili bitmek bilmedi. 18 yaşında, 18 yaşından küçücük kızlar da nişanlı, evli bu durumda bitmek bilmedi maalesef. Yeter artık, gerçekten buramıza kadar geldi. O annenin ağdı, isyanı hepimizin yüreğini yaktı. Şimdi
Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne bağlı İç Mimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yaşanacak zannediliyordu ama orada bir kavga çıktı. İşte yaşananlar. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İç Mimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı kavgaya dönüştü. Toplantı gerçekleştiği sırada 25. dönem başkanı Emrah Kaymak ve 2. başkan Ömer Sencar bir delegenin eleştiride bulunması üzerine sözlü tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüdü. Taraflar uzunca bir süre birbirlerine yumruklar savurdu. O sırada kavgayı yatıştırmaya çalışan bir kişi ise mikrofonu eline alıp polisi arayacağını söyledi. Haddini bil, sesini keselim diyerek kavga edenlere seslendi. Polisi arıyorum şu anda. Telefondan polisi arıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarları kesmesi infiale neden olmuştu biliyorsunuz. Sarıyer'deki bazı çınarların da aynı gerekçeyle katledileceği öne sürülüyor. Çevre Konseyi Genel Sekreteri Murat Çetintaş sözde çevrecilerin iki yüzlü tutumuna dikkati çekti. Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınar katliamının ardından Sarıyer'de de tarihi ağaçların kesileceği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilen asırlık ağaçlara tepkiler dinmek bilmiyor. Şimdi bizler de Bahçeköy'deyiz ve burada Çınar yolundayız. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş bizlerle birlikte ve iddiaya göre buradaki ağaçların da aynı gerekçeyle kesilme ihtimali olduğunu ifade etti. Şimdi hem kendisine kesilen 112 ağaç gerçekten kesilmeli miydi diye soralım ve bir de buradaki ağaçların durumunu soralım. Sarıyer Bahçeköy'de bulunan asırlık ağaçlarında Büyükşehir Belediyesi'nce hastalık gerekçesiyle kesileceği iddia edildi. Bir gecede bir hayvan öldürüldüğünde, bir ağaç kesildiğinde örgütlenebilen bir toplum niye birdenbire kayboldu ortadan? Görüş verdiğimde bana bile tepki koymaya başladılar. O tepki koymayanlar ve bu şekilde davrananlar büyük bir olasılıkla siyasal veya da sosyal anlamda çıkar ilişkisi açısından. Peki kanser denilen ağaçlar neden alelacele kesildi? Neden uzmanlara danışılmadı? Birlikte çalışalım diyen bir daire başkanı bu ağaçların kesilmesini sivil toplum örgütlerine sormayıp bir de geceliğin kesiyor. Üstelik de yangından mal kaçırır gibi gece kesilmesinin alemi yok. Dediler ki 6 ay sonra havalandıracağız toprağı. Sonra dikeceğiz. Ertesi günü bir baktık bir tane dikmişler yerine, hepsinin yerine. Bu doğru değil. Ama tepkiler olunca bir gecede yerine yeni 30 yaşında ağaçlar. Orman haftasındayız ne yazık ki. Orman haftasında ormana ters işler yapılıyor ve bunu yapanlar ormancılar. Çırağan Caddesi'nde katledilen tarihi çınarların tedavi edilebileceği de ortaya çıktı. 112 ağaç kesilmemeliydi. Kurtarılabilirdi, tedavisi mümkündü. Üstelik de kendi meslektaşları tarafından geliştirilmiş ilaçlarla. Burada gördüğünüz ağaçlar konumundaydı, çırağındaki ağaçlar. Bu kanser veya mantarın tedavisi var. Yani bir insanı kestikleri ağaçlar bir insanı, kanserli bir insanı öldürüp yok etmekle aynı anlama geliyor. Daha evvel de söyledim, devam ediyorum. Yıllardır söylüyorum. Buna mutlak bir biçimde payan da konulmalı ve çember alınmalı. Çevrecilerin iki yüzlü tutumu da tepki çekti. Bir gecede bir hayvan öldürüldüğünde, bir ağaç kesildiğinde örgütlenebilen bir toplum niye birdenbire kayboldu ortadan? Görüş verdiğimde bana bile tepki koymaya başladılar. O tepki koymayanlar ve bu şekilde davrananlar büyük bir olasılıkla siyasal veya da sosyal anlamda çıkar ilişkisi açısından. Sessizler neye hikmetse, kar soğuğuna veriyorum, herhalde soğuktan çıkamıyorlar diyorum. Yoksa çevrecilik ya da doğa korumacılığı sadece yaz aylarında mı yapılıyor? KOBİ'lerin Bankası, Halkbank'ın katkılarıyla.
Ve her sabah olduğu gibi ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikte. Faruk abicim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayına. Teşekkür. Son haberi birlikte izledik. Doğru. Aslında bu yoktu esprisi var ya, öyle olacak. Aslında bu yoktu konuşmamız arasında ama gerçekten tüm samimiyetimle soracağım. Şu noktaya gelmedik değil mi? Ben buna inanmak istemiyorum. Senin ağacın, benim ağacım noktasına da gelmedik herhalde. Sanki değil öyle mi? Bir durum var. Hani bu çevre meselesi. Hani gülüyorum, bakmayın gülüyorum. Yani inanılır şey, gibi değil. Hani mesele ağaç değil, hala anlamadın mı sözü var ya. Hani o gerçekleşiyor işte. Meselenin ağaç olmadığı anlaşılıyor aslında o gezi olaylarındaki. Hani niye şu anda bir kişi kalkıp da ya bu ağaçlar niye öldürülüyor demiyor. Hani ben onu bile işin dışında tutarak bakmak istiyorum. Evet. Hani artık o kadar da onu da işin dışına atalım. Bir doğa ile ilgili bir tepki göstereceksek senin benim maalesef gerçekten inanılır gibi değil. Benim yani çevre katilim iyidir noktası herhalde gibi, öyle gözüküyor. Gibi rakamlarla başlayalım mı? Sormadan edemedim gerçekten evet, bakalım beni izleyince. Rakamlara. Valla biz onunla ilgili gazetede güzel başlıklar gördüm atıyoruz. Mesajı alan alıyordur herhalde. Şimdi şöyle dövizle başlayalım. Haftaya nasıl başlıyoruz? Hemen 14.82'lik bir rakam var. Dolarda, Euro'da 16.37 var. Borsaya bakalım. Borsamız 2100 puanın üzerinde kapandı Cuma günü. Dolayısıyla bilançolar geliyor. Bugün haftaya, yeni bir haftaya başlamış olacak borsada ama hala riskler devam ediyor. Bir yandan pandemiyle ilgili riskler devam ederken bir yandan da Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşı riski hala piyasalar üzerinde var. Onu da altından görüyoruz zaten. Altında 1939'luk küçük bir yükselişle haftaya başlamış. 1923'lük 23 dolarlık altının onsuyla haftaya başlamış olduk. Buraya alışmaya çalışıyorum ben karşıda daha yakından baktığım için. Çeyrek altın 1526 lira, gram altında 900 liranın üzerinde haftaya başlamış oldu. Geçen hafta tabii merkez bankaları haftasıydı, faiz kararları alındı. Hala onların etkisi de devam ediyor. Peki şu konutlardaki fiyatları konuşuyoruz, kiraları konuşuyoruz, doğru, emlakçıları konuşuyoruz. Konutla ilgili konuşulacak başlıklar bitmiyor maalesef. Doğru. Bir yandan dolandırıcıları da konuştuk geçtiğimiz süreçte. Şimdi bir KDV indirimi başlığını açacağız. Ne oluyor diye soracağım. Şimdi seninle uzun süredir konuşuyoruz bu KDV meselesini. KDV ile ilgili Gelir İdaresi de çalışıyor, Hazine Maliye Bakanlığı da çalışıyor biliyorsunuz. KDV sisteminde bir yenilik olacak diye ama ihtiyaç oldukça da zaten orada vergi indirimleri geliyor biliyorsun. Temel gıda maddelerinde KDV indirimleri gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda da yine başka hizmetlerde, turizmde, ulaşımda hani neye ihtiyaç varsa orada KDV indirimi gelmişti. Ama konutta KDV indirimi bir süredir bizim de seninle konuştuğumuz bir konuydu. Bu konuyla ilgili Gelir İdaresi de çalışıyor. Burada KDV'nin yüksekliğinden ziyade yani ev fiyatlarını düşürecek bir çalışma aslında bu ama bir de bir bazı haksızlıklar oluyordu ve bazı usulsüzlükler oluyordu. Nasıl anlatayım? Mesela 150 metrekare bir evin KDV'si %8. Diyelim ki bu ev 1 milyon liraysa siz 80 bin lira KDV ödüyorsunuz. Bu ev 152 metrekare olunca yani 2 metrekare yükselince bir anda KDV %18'e çıkıyor. Yani 180 bin lira ödüyorsunuz bu sefer. Şimdi tabii bu yüksek KDV 1-2 metrekare ile KDV'nin yükselmesi evin fiyatını da yükselttiği için burada bazı tapuda şurada burada usulsüzlükler de oluyordu. Yani evin metrekaresini brüt göstermek, net göstermek gibi. Şimdi yapılan çalışma şu, işte bu 1-2 metrekarelik fazlalığın işte bir anda %10'luk bir KDV fazlalığına dönüşmesi engellenecek. Şöyle bir şey olacak. Siz yine 150 metrekareye kadar kısıma %8 KDV öderken o 1-2 metrekarelik bölüme sadece %18 KDV ödeyeceksiniz. Dolayısıyla hani siz 155 metrekare bir ev aldığınız zaman 5 metrekarelik fiyatına %18 öderken 150 metrekarelik fiyatına da %8 ödemiş olacaksınız. Peki böyle. Yani şöyle söyleyeyim, o 180 bin liralık KDV düşecek 85 bin liraya falan gibi düşünebiliriz aslında orada. Peki. Dolayısıyla evin fiyatı düşecek. Bu da tabii evet. Konut evin fiyatı düşecek, bir yandan da az önce söylediğiniz o aslında usulsüzlükler de bir nevi ortadan kalkacak. Hem ev sahipleri yani evini satmak isteyen, almak isteyen burada rahatlarken hem de
müteahhitler rahatlamış olacak. Oradaki usulsüzlükler ortadan kalkacak. Ev fiyatlarında ciddi bir %10'luk bir KDV indiriminden bahsediyoruz. Yani 10 puanlık bir KDV indiriminden bahsediyoruz. Ciddi bir düşüş olacak. Biz tabii bu KDV indirimleri devlet KDV indirimi yaparak kendi gelirinden vazgeçmiş oluyor. Senin cebine bir şey koymuyor. Hani marketlere biz buradan konuşmuştuk biliyorsun. KDV evet. iniyor gıdada. Market onu yansıtmıyor. Dolayısıyla hani bu vatandaşa yapılan bir hediye gibi düşünün. Bunu sanki onun cebine konuluyormuş gibi düşünülmesin konutta da. Hani bu uyarımızı da baştan yapalım. Şu anda çalışılıyor onun üstünde. Sayın Cumhurbaşkanı onun son kararını verecektir. Gelir İdaresi zaten paydaşlarla görüşüp bu işi çözüme kavuşturacak. Belki de hani tüm alım satımlardaki o KDV oranı düşürülebilir. Böyle de bir çalışma var. Bir de burada şunu da hatırlatayım. Burada tapu harçlarıyla ilgili daha önce de indirimler olmuştu. Yine onlarla ilgili de bazı indirimler olabilir. Dolayısıyla bu fahiş konut fiyatlarının bir nebze önlenmesi noktasında önemli bir çalışma. Kiralarla ilgili de hani bir çalışma yürüyor demiştik size. Hı hı. Sizinle konuşmuştuk. Orada da hani bir tavan fiyat getirilmesi, bir raiç bedel belirlenmesi, işte hani bölgelere göre kiraların belirlenmesi noktasında da bir çalışma var. Dolayısıyla kiracı ev sahibi kavgaları da önlenmiş olacak. Bir de bu arada bunu evet hızlıca konuşalım demiş, şu emeklilerimiz evet, oraya da geleceğim. Bunu hızlıca evet anlatayım. Mutlaka. Mart ayı bitiyor. O yüzden bunu bir daha bir hatırlatmak evet. istedim. Kira geliri elde edenler, ücret geliri elde edenler, gayrimenkul geliri elde edenler bu ay beyanname vermek zorundalar. Beyanname artık çok zor değil. Artık Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde sizin için hazır beyannameler var. Gidiyorsunuz, dolduruyorsunuz veya doldurulmuş beyanname. Siz onu kontrol ediyorsunuz. Eklemeniz varsa ekliyorsunuz ve beyannamenizi vermiş oluyorsunuz. Eğer beyanname vermezseniz bunun cezasını çekersiniz. O yüzden ay sonuna kadar kira geliri elde edenler, ücret geliri elde edenler ve gayrimenkul geliri elde edenler beyanname vermek zorunda Mart ayının sonuna kadar. Ama en çok burada kira geliri elde edenlerle ilgili kısım daha çok insanı ilgilendirdiği için onu da hızlıca anlatayım. Bunu devam edelim arkadaşlar. Evet. İstisna var mı? Evet. Gayrimenkul için 25 bin lira bu sene. Kira geliri için 7 bin lira. İki maaş alanlar için 53 bin lira. Zaten ücret geliri iki ayrı yerden maaş alanlar için belli bir seviyenin üstünde. Şimdi kira gelirinde iki yöntem var. Birisi götürü gider yöntemi. Yani siz bir evinizi kiraya vermişsiniz. Beyanname vereceksiniz. Başka bir masrafınız yok. Bir gideriniz yok. Dolayısıyla bu sistemi seçebilirsiniz. Burada zaten 7 bin liralık bir istisna uygulanıyor. Yani herkesten 7 bin lira düşülüyor kira gelirinden. Bir de %15'lik masraf yapmışsınız gibi burada hı hı. devlet otomatik olarak kira gelirinizden indiriyor. Hemen hızlıca bakalım. 24 bin lira kira geliri olsun bir vatandaşın. İstisna tutarı 7 bin lira düşüyoruz. 17 bin lira kalıyor. Bunun da %15'ini alıyoruz. 2550 lira. Onu da indiriyoruz. Vergiye tabi geliri 14.450'ye düşüyor. Bunun da %15'i 2167 lira 50 kuruş oluyor. 132 lira da matbu damga vergisi var. Toplamda 2299 lira vergi ödemek zorunda bu vatandaşımız. Zaten kira 2000 liraydı. Aşağı yukarı bu götürü yönteminde bir kira bedeli vergi olarak çıkıyor damga vergisiyle birlikte. Şimdi gerçek gider yöntemi önemli aslında. Eğer siz eviniz için bazı harcamalar yapıyorsanız mesela ne yapabilirsiniz? Evin tamiratı ile ilgili harcamalar yapıyorsanız, evi krediyle aldıysanız, faiz ödüyorsanız, sigorta yaptırdıysanız eve o sigorta gideri ve en önemlisi siz evinizi kiraya verdiniz, siz de kendiniz bir kirada oturuyorsunuz. Dolayısıyla oradaki ödediğiniz kirayı da gelirinizden düşebilirsiniz. Şimdi aynı arkadaşın gerçek giderinin olduğunu düşünerek bir hesap yapalım. O da 24 bin lira gelir elde ediyor. 2 bin lira kiraya vermiş evini. İstisna 7 bin lira düşüyoruz. 17 bin lira ev için 7500 liralık da bir harcama yapmış olsun. Dolayısıyla bu 7500 lirayı çarpı 17 binle çarpıp 24 bine bölüyoruz. Yani istisna düşüldükten sonraki tutarla çarpıp kira gelirine böldüğümüz zaman indirilebilecek gider 5312 lira çıkıyor. Şurayı bir alalım. Çıkıyor. Kalan gelir tutarıyla çarpıyoruz. Evet. İndirilebilecek gideri. Sonra da kira gelirine bölüyoruz. Hı. Yani istisna düşüldükten sonra kalan evet. kısımla çarpıp 24 bine bölüyoruz. 5312 lira kalıyor. Dolayısıyla bu arkadaşımız için 11.687 liralık bir gelir ortaya çıkmış oluyor. Onun da vergisi 1753 lira.
deminki arkadaş 2229 lira civarında bir para ödeyecekti. Bu da 1885 lira ödeyecek. Niye? Çünkü 7500 liralık bir masraf yapmış evine. Hatta evinizi 2000 liraya kiraya verdiniz. Siz de 3000 liraya kirada oturuyorsunuz diyelim. Hı hı. Siz size vergi çıkmıyor. Daha çok masrafınız olduğu için. Onu da hatırlatmış olalım. O yüzden kirada oturanlar eğer evlerini kiraya vermişlerse mutlaka gerçek gider yöntemini seçip beyanda bulunsunlar. Dediğim gibi evini sigorta yapmışsa bunu düşebilir. Ev için yaptığı tüm harcamalar işte tamirat harcamalarını düşebilir. Evini krediyle almışsa ve krediyi ödüyorsa onun faizini düşebilir. Ve kira giderini düşebilir. Peki o zaman emekli... Gelir İdaresi'nin internet sitesine giriyoruz. Hazır beyanımız orada. Evet. Onu kontrol edip dolduruyoruz. Bir ay sonunu beklemeyelim. Hatırlatmış olalım. Evet. Zaten sürede azaldı artık. Emeklilerin merak ettiği o konu. Dur. Bir zamdan, bir ikramiyeden de söz ediliyor. Neler olacak diye soralım. Azal'da Barko'yu şimdi hemen bize veriyor. Evet. Zamlı bir ikramiye gelecek. Dört formül gündemde dedik. Nedir o formüller? Şimdi emekliler biliyorsun dini bayramlarda ikramiye alıyorlar. Bu 1000 lirayla başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 1100 liraya çıkartıldı bir %10'luk artışla birlikte. Bu yılki işte enflasyon artışları sonra bir beklenti oluştu. Bu konuda konuşulmaya başlandı. Ayrıca hatta onu da bir gün konuşalım bu hafta. Temmuz'da asgari ücrette de artış olur mu diye bir tartışmalarda konuşalım. Devam ediyor. Çünkü hem AK Parti Grup Başkan Vekilinin sözleri var hem eski Ekonomi Bakanımızın sözleri var. O bir beklenti oluşturdu ama ne olur onu da bu hafta içinde konuşalım. Ama şu ikramiyeyi konuşalım. Dört formül var. Birincisi 2021 enflasyon oranı kadar arttırmak ikramiyeyi yani 1100 lirayı. Bir ikincisi yeniden değerleme oranı kadar arttırmak. Üçüncüsü asgari ücret artış oranı kadar arttırmak ki %50'yi buluyor. Üçüncüsü de toplamda 4253 lirayı bulması ikramiyenin. Şimdi ikramiye tabii biz burada 1000 liradan 1500 lira... Asgari ücret artış oranı gündemde olan formüllerden bir tanesi, Evet. Şimdi bu da aslında gündemde olan formüllerden bir tanesi. Yani 2 ikramiye veriliyor ya ikisinin toplamının 4253 lira olması. Şimdi şöyle düşün. 14 milyon civarında dosya var, emekli var ki 130 ülkenin nüfusundan daha fazla emeklimiz var bizim. Bunlara 1000 lira verdiğiniz zaman 14 milyar lira oluyor. 2000 lira oluyor ki 2 bayramda 24 milyar lira. 2000 lira verdiğiniz zaman ki 50 milyar liraya çıkıyor. Tabii biz 1000 lira 2000 lira deyince küçük rakamlar gibi ama yekunu düşününce çok daha yükseğe geliyor. Şimdi tablomuza bakalım mı verirse arkadaşlar ona da bakalım. Hani az önce söylediklerim ne anlama geliyor? Şöyle biraz yaklaşayım istersen. Tamam, bunda böyle yavaş yavaş gidelim anlayalım. Tamam, peki. Şimdi mevcutta 1100 lira ikramiye şu anda. Hani hiçbir şey değişmezse Ramazan bayramında 1100 lira, Kurban bayramında 1100 lira ödeniyor. 2200 lira ödeniyor. Geçtiğimiz yılda ödendi zaten. Eğer ne demiştik? 2021'in enflasyonu kadar artırılırsa yani %36 arttırılması gerekiyor 2021'in enflasyonu. O zaman 1496 liraya çıkmış olacak emeklinin ikramiyesi. Yeniden değerleme oranı kadar arttırılırsa 1498 liraya çıkacak. Asgari ücrete yapılan zam kadar arttırılırsa %50.51 o da 1665 liraya çıkacak. Asgari ücret toplam ikramiye asgari ücret kadar olursa formülüne göre yani 4253 lira olursa Ramazan bayramı ikramiyesi 2126 lira olacak. Şimdi şunları merak ediyorsun belki de sen. Niye bu %75, %50? Bu emekliler tam alıyor. Bütün emekliler maaşı ne olursa olsun ikramiyesini tam alıyor. Yani 1100 lira alıyor. Tabii artarsa bunları alacak. Ama babasından maaş alan yetim kızlar var. Eşinden maaş alanlar var. Onlarsa aldıkları hisse oranında ikramiyeyi alıyorlar. Yani 1000 bir liralık... örnekleyelim mi? Efendim? Örnekleyelim mi mesela örnekleyelim. Aldıkları hisseyi? Örnekleyelim. Yani işte... eşinden dolayı %75 aylık alan bir eşin, vefat eden eşten aylık alanın mevcut ikramiyesi 825 lira. Yani aslında 1100 liralık ikramiyenin %75'ini alıyor. Çünkü eşinin de maaşının %75'ini alıyor. Oradaki artışlar da bu oranda olacağı için 1122, 1123, 1241 ve 1595 lira olacak. Ölüm aylığı %50 alan eşler var. Bunlar niye %50 alıyor? Kendisi de emekli olabilir. Veya çalışıyor olabilir. O zaman %50'ye düşüyor. Dul aylığı diyelim daha anlaşılır bu. Orada 550, 748, 749, 827 ve 1063 lira oluyor. Bu da yetim çocuklar için %25 alıyor onlar. Orada da 275 şu anda ve o da 531 liraya kadar çıkmış olacak. İkramiye meselesi bayramdan bir önceki hafta ödeniyor.
başvurmaya gerek yok. Aman ha bak burada dolandırıcılık çok yapılmaya başladı. Emekleri arıyorlarmış, ikramiyenizi şöyle yapalım böyle yapalım. Hiçbir başvuruya gerek yok. Sizin maaşınız nereye yatırılıyorsa oraya yatırılacak. Hesabınızda zaten bu parayı göreceksiniz yatırıldığı dönemde. Bu arada Ramazan bayramından önce emeklilik kararı aldıranlar da emekli ikramiyesi alacaklar. Yeni emekler için. Peki, bitti mi? Bitti. Peki. Çok çabuk bitti. Bunu da söylemiş olalım. Faruk Erdem Hızlıca uğurlayayım ben. Teşekkür ediyorum. Ben ayağınıza teşekkür ederim. Sağlık. Görüşmeler. Devam edelim hemen. Hindistan'dan bir görüntü paylaşacağız şimdi sizlerle. Kerala eyaletinde futbol müsabakası. Seyirciler kabusu yaşadı o noktada. Tribün bir anda çökünce enkaz altında kalan 200 kişi yaralandı. Önce tribün çöktü. Ardından sahayı aydınlatan LED ışıklar da devrildi. Görüntüler Hindistan'ın Kerala eyaletinden. Mallapuram kentinde yapılan futbol müsabakasında binlerce seyirci tribünlerdeki yerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala tribün aniden çöktü. Onlarca seyirci enkaz altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Sahayı aydınlatan LED ışıklar da seyircilerin üzerine devrildikten sonra alev aldı. Olayda 5 ağır toplam 200 kişi yaralandı. Yetkililer tribünün kapasitenin çok üzerinde seyirci alınması nedeniyle çöktüğünü açıkladı. Hadi bir ara verelim, saat başında devam edelim. Günaydın, A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Ajans bugün de yeni saat dilimle hemen başlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlardaki son duruma bakacağız. İlerleyen dakikalarda bölgeye de canlı yayında uzanıyor olacağız. Bildiğiniz gibi bir yandan masa başında görüşmeler devam ediyor. Türkiye arabuluculuk konusunda adımlar atmayı sürdürüyor. Bir yandan peş peşe liderlerden açıklamalar geliyor. Ancak bölgede savaş tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna'da sivil direnişin en yoğun sürdüğü kentlerden biri başkent biliyorsunuz Kiev. Gece saatlerinde gerçekleşen şiddetli patlamalar vardı. Rus güçleri başkentteki bir alışveriş merkezini hipersonik füzeyle vurdu. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Kharkov'da da saldırılar gece boyu sürdü. Neler yaşandığına bir bakalım. Şiddetli patlamayla yer yerinden oynadı. 3 katlı alışveriş merkezinden geriye eser kalmadı. Başkent Kiev gece saatlerinde hipersonik füzeyle vuruldu. Ukrayna topraklarına düşen 3. hipersonik füzenin hedefinde Kiev'in Podolski bölgesindeki alışveriş merkezi vardı. Patlamanın şiddeti kameralara yansırken sivillerin sığındığı öne sürülen 3 katlı yapı yerle bir oldu. Saldırıdan kısa süre sonra olay yerine çok sayıda acil durum ekibi ve itfaiye sevk edildi. Enkaz altındakilerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların uzun süre devam edeceği belirtildi. Saldırıya ilişkin Kiev Belediye Başkanı Kliçko'dan da açıklama geldi. Kiev'deki sivil direnişe de liderlik eden Kliçko, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını söyledi. Diğer yandan Rusya'nın saldırılarının hedefindeki bir diğer kent ise Kharkov'du. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti gece boyu devam eden bombardımanla hedef alındı. Bu üçüncü hipersonik füzeydi. Bir yandan biliyorsunuz sivil noktalar hedef alınıyor ki onlarca belki de yüzlerce görüntü taşıdık ekrana. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kez daha sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı. 10 katlı bir bina. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi var. A Haber programlar şefimiz Emine Kavasoğlu ve kameraman arkadaşımız Niyazi Kurt füze saldırısının hemen ardından yaşanan dehşet anlarını görüntüledi. Sivillerin üzerine bomba ve füze yağdı. Binalar enkaza dönerken çoğunluğu kadın ve çocuk yüzlerce kişi dehşeti yaşadı.
Kiev öğle saatlerinde yine şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Kiev merkeze yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktaki bu binanın hemen önüne bir füze saldırısı düzenlendi. Saldırı öylesine şiddetliydi ki binanın çevresindeki tüm binalar hasar gördü. Yine o patlamanın yaşandığı yerin yanı başındaki araçlardan geriye ise işte bu manzara kaldı. Rusya başkent Kiev'in Sivatoshinska bölgesine füze saldırısı düzenledi. A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu ve kameramanı Niyazi Kurt, füzenin düştüğü bölgede yaşananları görüntüledi. Yine sivil bir yaşam alanı, bir yerleşim alanı ne yazık ki hedef alındı. Tekrar söyleyelim, hemen karşımızdaki binanın önüne bir füze saldırısı, roket saldırısı düzenlendi ve o noktada geniş bir, derin bir çukur açıldı aynı zamanda. Tabii daha da önemlisi, ne yazık ki şu anda hemen o karşıdaki kullanılamaz hale gelen binanın önündeki çocuk parkı belki de bu savaşın en acı, en sert gerçeklerinden bir tanesi. Tekrar altını çizelim. Bugün hava belki de günlerdir ilk kez Kiev'de bu kadar ılık diyelim, soğuk değil ve belki de o çocuklar bu saatlerde burada oyunlar oynuyor olacaklardı ama artık o çocuklar da hayatlarını sığınaklarda geçirmeye devam ediyorlar ve ne yazık ki onlar gibi yüzlercesi hayatını kaybetti bu savaşta. Saldırıda binalar enkaza döndü, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sivatoshinka'da düzenlenen saldırıda füze hemen binanın önünde bulunan bahçeye düştü. Derinlik öylesine büyüktü ama buna rağmen saldırı da bir o kadar etkiliydi. Şu anda bizim bulunduğumuz nokta o binanın 5. katı ve işte mutfak dahil olmak üzere binanın pek çok odasında artık her şey yerle bir olmuş durumda. Burası da yatak odası. İnsanlar birkaç parça eşyalarını kurtarıp canlarının derdine düşüp buradan uzaklaştı. Sivillerin uyarıların ardından sığınaklara inmesi facianın büyümesini engelledi. Saldırıda hayatını kaybeden olmazken çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Tabii az önce de söyledim, saldırılar sürerken bir yandan bu masada kurulmaya devam ediliyor. Müzakere masasından söz ediyorum. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 7. turu da bugün gerçekleşecek. Heyetler çevrim içi ortamda bir kez daha bir araya gelecekler. Ukrayna merkezli Pravda gazetesi taraflar arasındaki barış görüşmelerinin bugün devam edeceği bilgisini paylaştı. Ukrayna daha önce alt seviyedeki uzmanlar düzeyinde görüşmelerin kesintisiz devam ettiğini açıklamıştı. Yine öte yandan Ukrayna'da sıkı yönetim bir ay daha uzatılmış durumda. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 24 Mart'a kadar sıkı yönetim ilan etmişti. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ülkede araç içi kamera kullanımını da yasakladığını duyurdu. Kararla karayolları, kamu binaları, altyapı tesisleri, kontrol noktaları ve silahlı kuvvetlerin mevzileriyle ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemeyi amaçladıkları ifade edildi. Tabii bir yandan da önemli bir toplantı var. Bu noktada aslında Türkiye'nin çözüm önerileri de aktarılacak. Bu konuyla ilgili Ukrayna-Rusya krizi devam ederken NATO olağanüstü toplanacak. 23-24 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek liderler zirvesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da o zirveye katılacak. İkili görüşmeler yapması da bekleniyor. Ayın 24'ünde tekrar NATO liderler zirvesi olacak. Ne gibi adımlar atılabilir? Bunları tekrar değerlendirme imkanını da bulacağız. Ukrayna'da savaş devam ederken gözler 23-24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de olacak. NATO-Ukrayna-Rusya savaşını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle yapılan toplantı bu kez yüz yüze olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'e gidecek. Savaşın durdurulması için hem dünya liderleriyle bir araya gelen hem de telefon diplomasisi yürüten Erdoğan, toplantıda Türkiye'nin girişimlerini anlatacak. Biz Türkiye olarak hem can kayıplarının önüne geçmek hem de bölgemizde barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için
yoğun çaba harcıyoruz. Ankara'nın krize bakış açısını liderlerle paylaşacak olan Erdoğan, çözüm önerilerini de dile getirecek. Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında diğer ülkelerin liderleriyle de ikili görüşme formatında bir araya gelmesi bekleniyor. NATO liderleri zirvede Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bundan sonra atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak. Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak. Nisan'da gece yarısı yayımlanan bir bildiri vardı. Kamuoyunda emekli amiraller bildirisi olarak anıldı. Bildirinin ardından 103 emekli asker hakkında devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan iddianame düzenlenerek davada açılmıştı. Dava bugün görülecek bir duruşması var. Detaylarını alacağız. Hemen Ankara'ya uzanalım. Muhabir arkadaşım Mert Hacalioğlu bizi bekleyen isim. Mert, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum? Detaylar seni dinleyelim. Cansu Elbacı, 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından suç duyurusunda bulunulmuş. Daha sonra ise bir soruşturma süreci başlatılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Daha sonra dava sürecine gidildi ve bugün itibariyle de ilk duruşma başlayacak. Bugün başlayacak duruşma cuma gününe kadar devam edecek. Toplam 103 emekli amiral yapmış oldukları bildiride devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan haklarında iddianame hazırlanmıştı. Bu kapsamda bugün Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma görülecek. Pandemi sebebiyle Ankara'da bulunan toplam 20 sanığın 4'er kişilik gruplar halinde cuma gününe kadar sanık olarak dinlenmesi beklenmekte. Kuşkusuz oldukça önemliydi. Tarihler 4 Nisan 2021'i gösterdiğinde 103 emekli amiralin imzasının bulunmuş olduğu bir bildiriyle uyandı güne Türkiye ve bu bildiri içerisinde bir darbe iması tespit edilmişti. Bu kapsamda suç duyurusunda bulunulmuş, daha sonra soruşturma başlatılmış ve bugün itibariyle de davanın ilk duruşması gerçekleştirecek. Öte yandan duruşmaya Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın da müdahil olduğunu belirtelim. Cumhurbaşkanlığı başvuru dilekçesinde sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını talep etmiş durumda. Tabii ki dava süreci nasıl işleyecek yakinen takip edeceğiz. Cuma gününe kadar dörderli gruplar halinde sanıklar dinlenecek. Toplam 20 sanık Ankara'da dinlenecek. Diğer sanıklar ise bulunmuş oldukları illerde dinlenecek. O hususta da soruşturma savcısının o illerce bulunan mahkemelere de yazısının gittiğini belirtelim. Tabii ki ne ifade verecekler, bu da oldukça önemliydi. Öte yandan bu bildiri içerisinde başı çeken bazı isimler vardı. O isimlerin kendi aralarında WhatsApp grupları kurdukları, o gruplar üzerinden haberleşmeleri ortaya çıkmıştı bilindiği üzere. İşte o mesajlarda ne ifade etmeye çalıştılar? Bunların her birine ilişkin savunma gerçekleştirecekler diyelim. Bizler de bu savunmaları yakinen takip edeceğiz Cansu Elbacı. Peki Mert'e teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Arkadaşlarım hemen ardıma bu barkoyu açtılar. Marmara Otoyol Ringi'nden bahsedeceğiz. Türkiye'nin sanayi üretimiyle ticaretinin büyük kısmının gerçekleştirildiği nokta biliyorsunuz Marmara bölgesi. Başlatılan ve kamuoyunda bilinen adı da Marmara Otoyol Ringi projesiydi. 1915 Çanakkale Köprüsü geride bıraktığımız cuma günü 18 Mart'ta açıldı ve bu projede aslında tamamlanmış oldu. Aslında kısaca ilk ayı gidelim. İstanbul-İzmir otoyolu, her birimiz o otoyolun açılışından sonra İstanbul-İzmir arasının 9 saatten 3,5 saate indiğini biliyoruz. Toplamda 426 kilometrelik bir alan, bir yol İstanbul'u sanayi kentlerine bağlıyor. Kınalı-Tekirdağ-Kuzey Marmara otoyolu da toplam 398 kilometreye sahip. Türkiye kıtalar arası taşımacılığında önemli bir merkez haline gelmiş durumda. Aslında bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla Balıkesir'den itibaren aslında İzmir Otobanı'na da bağlanılabiliyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolu da toplamda 354 kilometre. Dünyanın en uzun orta açıklı projesi 1915 Çanakkale Köprüsü biliyorsunuz. Türkiye'nin mega projeler arasında yer alan bir projeydi. Köprüye yoğun ilgi de gösteriliyor. Cuma gününden bu yana neler yaşandı diye soralım. Aslında ilk günden bu yana köprünün adım adım ilerleyişini bizlere aktaran muhabir arkadaşım Vedat Sezer bölgede bizi bekleyen isim. Vedat, günaydın.
Hoş geldin yayına. Biz ilgi büyük dedik ama nasıl bir ilgiden bahsediyoruz? Var mı rakamsal boyutu elimizde? Neler aktaracaksın? Günaydın Cansız Elbacı. Evet, Türkiye'nin gurur projesi, asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü geride bıraktığımız Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı ve açıldığı o anda da müjdeyi vermişti. Bir hafta geçişler ücretsiz demişti. Tabii ki siz belki rakam soruyorsunuz ama ben hafta sonu burada yaptığımız gözlemleri aktarmaya çalışayım. Tam bir şölene dönmüştü buradaki geçişler. O kadar yoğun bir ilgi vardı ki hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında binlerce araç sahibi hem şehirden hem çevre illerden köprüden geçebilmek ve o anlara tanıklık edebilmek için adeta köprüye akın etmişlerdi ve geçişler hafta sonu inanılmaz bir yoğunluğa sahne olmuştu. Köprüde duranlar, fotoğraf çektirenler ve korna çalarak geçenlerden tutun da özellikle taşıma anlamında normal trafiğin de aktığı köprüde gerçekten çok güzel görüntüler vardı. Halen de o geçişler sabahın erken saatlerinden bu yana devam ediyor. 24 saat kesintisiz ulaşımın zaten adresi olmuştu burası. Kıtalar arası geçişin de en önemli lojistik koridoruna ev sahipliği yapıyor 1915 Çanakkale Köprüsü. Gerçekten müthiş bir yatırım ve senin de söylediğin gibi Marmara'da bir ring sağlayacak olan o ciddi projenin de en önemli tamamlayıcısı durumunda. Tabii ki İstanbul İzmir'den bahsettin ama İstanbul Çanakkale de çok önemli bir güzergah. İşte bu güzergah yaklaşık 6 saate yakın bir mesafede alınabiliyorken Malkara Çanakkale otoyolu sayesinde ve köprü sayesinde 2 saate kadar düşebilecek. Çünkü Tekirdağ Çanakkale arasında sadece 40 kilometre bir yol kısalması oldu. Tabii ki burada zamandan tasarruf, yakıttan tasarruf, milli servetten tasarruf ve birçok faydası var. Sadece lojistik imkanlar değil, çevresel etkileri de çok önemli adresi oldu 1915 Çanakkale Köprüsü. Sadece karbon salınımından sağlanacak olan tasarrufla yılda 3000 ağaç dikilmesi kadar bir avantajdan bahsediliyor ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da bu rakamları net bir şekilde aktarmıştı. Yine Türkiye'de ilk kez uygulanan LED ışık teknolojisi otoyolda çok ciddi anlamda 3 milyon 529 bin kilowatt saatte elektrik tasarrufu sağlayacak. Yani 1915 Çanakkale Köprüsü ülkenin değil dünyanın en önemli yatırımlarından bir tanesi oldu. Tabii ki manevi anlamda çok kıymetli sembolleri sembolize ediyor ki kulelerin o 318 metre kuleyle Eyfel Kulesi'ni geride bırakan o kulenin kırmızı beyaz renkleri bayrağımızı iki orta açıklığı mesafesinde 2023 metre Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına atfediyor. İşte toparlayacak olursak Cansu Yavacı hafta sonu geride bıraktığımız 4 gün içerisinde müthiş bir ilgi vardı. Halen de o ilgi devam ediyor ve çevre illerden de bölgeye gelenleri olduğunu görüyoruz. Şu anda görüldüğü gibi geçişler başladı. Daha sonra da artık normal işlevini üstleneceğini belirtelim köprünün ve sözü buradan sana bırakalım. Şimdi hızlıca savaş bölgesine gideceğiz. Biliyorsunuz başkent Kiev'de saldırılar ardı ardına gerçekleşiyor. Bir alışveriş merkezine düzenlenen bir saldırı vardı. Orada da en az 6 kişi hayatını kaybetmişti. Arkadaşlarım şu anda o noktadalar. A Haber programlar şefimiz Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt. Hemen sözü uzatmadan Emine sana bırakacağım. Evet, gece saatlerinde yaşandı o şiddetli patlama ve yine bir füze saldırısıyla Podolski hedef alındı. Podolski son 4 günden bu yana ikinci kez hedefti ve buraya düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti ki geçtiğimiz günlerde yine bir saldırı düzenlenmişti buraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir noktaya ve orada da yine 4 kişi hayatını kaybetmişti. İşte şu an itibariyle kameraman arkadaşım Niyazi Kurt size görüntüleri
aktarmaya çalışıyor. Büyük bir yıkım var bu bölgede. Hemen karşıda yine prefabrik bir AVM'nin karşısında yine prefabrik bir bina daha vardı ve o bina tamamen yerle bir olmuş durumda. Burası bir sivil yerleşim alanı, altını çizerek söylüyoruz, zira bu noktada herhangi bir askeri üs ya da askeri bir birlik bulunmuyor. Çok sayıda yüksek katlı binaların, sitelerin bulunduğu bir nokta. Kiev kent merkezine yaklaşık 20 kilometrelik bir noktada bulunuyor burası ve işte gece saatlerinde düzenlenen o saldırıyla da bu hale gelmiş durumda. Halen o noktaya yaklaşmaya güvenlik güçleri izin vermiyor, zira binaların alev alev için için yandığını şu an itibariyle de görmek mümkün. İşte burası kent merkezinin en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesiydi. Gece saatlerinde, yerel saatle 10.30 gösterdiğinde saatler, çok şiddetli bir patlama oldu ki Kiev'in neredeyse her bir noktasından duyuldu bu patlama sesi ve işte burası en az 6 kişiye mezar oldu. Hemen yan tarafında yine sivillerin bulunduğu yüksek katlı bir bina daha var ki o binada tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Dünden bu yana, özellikle dün akşam saatlerinden bu yana saldırıların şiddetlendiğini söyleyelim sizlere. Kiev'in merkezi özellikle bir haftadan bu yana yoğun bir bombardıman altında. Her ne kadar cuma ve cumartesi günü düzenlenen özel operasyonlarla Rus ordusu İrpin ve Buşa hattından uzaklaştırılsa da, dediğimiz gibi yine ardı ardına saldırılar gerçekleşiyor ki dünkü saldırının da henüz resmi açıklama gelmedi ama yine hipersonik füzelerle, Kencal hipersonik füzelerle gerçekleştirildiği yerel basın tarafından paylaşıldı. Bu füzelere daha önceden müdahale etmek, hava savunma sistemleriyle müdahale etmek mümkün olmuyor, zira sesten daha hızlı hareket edebilip manevra kabiliyetleri de bulunuyor ve işte gece saatlerinde de bu manzara yaşandı. Ne yazık ki saldırının ardından hali hazırda yine patlama seslerinin özellikle İrpin Buşa hattından ve yine Kiev'in doğusundan yükselmiş olduğunu söyleyelim. İngiliz istihbarat raporlarına yansıyan bilgilerde Rus ordusunun 25 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi paylaşıldı. Kiev'den yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi paylaşıldı. Ama işte her ne kadar uzakta olursa olsun, an itibariyle görüntüler ekranlarınızda, tabii ki sadece başkent Kiev'de değil saldırılar. Yine bunun yanı sıra dün akşam saatlerinde Sumi'de bir saldırı gerçekleştirildi. Kimyasal bir tesise düzenlendi bu saldırı ve yetkililer amonyak sızıntısı olduğunu da paylaştılar ve yaşam alanlarına da yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bir bölge burası. Dün akşam saatlerinde öğleden sonra yine bir yaşam alanı, sivil yerleşim yeri hedef alınmıştı. Sviatoshin bölgesinde 5 kişi yaralanmıştı. Oraya da yine bir füze saldırısı düzenlenmiş ve o sitelerin bulunduğu noktanın bahçesine isabet etmişti o füze ve yine birçok bina ağır hasar görmüştü. Bu kez dün bir vefat haberi vermemiştik, bir ölüm haberi vermemiştik ama ne yazık ki şu an itibariyle buradaki saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyuralım. Burası 6 kişiye mezar oldu ve ölü sayısının da daha da artacağı yetkililer tarafından paylaşıldı. Zira durumu çok ağır olan yaralılar bulunduğunu da bildirelim. Şu an yine bir patlama sesi daha uzaktan, yine bir patlama sesi daha bölgeye geldi. Burası artık özellikle Kiev'in bu cephesi, Podolski, dediğim gibi Podolski, Svetoshin ve şu an bulunduğumuz nokta füzelerin hedefi oluyor. Zira Rus ordusu her ne kadar geri püskürtülse de ardı ardına füze saldırıları ne yazık ki burayı tehdit etmeye devam ediyor. Bir yandan tahliyeler gerçekleştirilmeye çalışılıyor ama işte bu yaşanan saldırılar, hava saldırıları nedeniyle Kiev'de açılması planlanan o tahliye koridoru ne yazık ki dün itibariyle açılamadı ve Kiev'den bir tahliye gerçekleşmedi ki tahliye noktaları İrpin, Buşa, yine aynı zamanda Brovary'nin kırsal kesimleri, Brovary bölgesinin kırsal kesimleri de yine tahliyelerin gerçekleştiği noktalardan biri. Polis ekipleri biraz daha uzaklaşmamızı istiyorlar. Biraz daha geriye doğru biz de hareket edelim. İşte halen bölgedeki risk devam ediyor tabii ki.
İşte bu sebeple de basın mensuplarının da biraz daha geriye doğru hareket etmesini istiyor güvenlik güçleri. Ve evet, çekim de yapılmamız istenmiyor. Şu an itibariyle burada yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Çekim yapmamıza da ekipler izin vermiyor diyelim. Sözü size bırakalım. Evet, devam edeceğiz. İzmir, biliyorsunuz, Türkiye'nin İzmirliler en pahalı suyunu kullanıyorlar. Geçmiş dönemde de böyleydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yılbaşından beri suya %48 de zam yapmış bunun üzerine. Ama bu da yetmezmiş gibi. Bu zamlara rağmen musluklardan bir de kirli su akıyor. Elbette vatandaş isyan ediyor. Seçimde zam yapmayacağının sözünü vermişti. Maalesef bu sözler yerine getirilmedi. Durmadan zam yapılıyor yani. İzmirliler en pahalı suyu içiyor. Çünkü diğer kentlerdeki indirimin aksine İzmir'de suya zam var. Peki, Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz. En pahalının pahalısı. Bir kere su klorlu, çok klorlu. Suyu açtığın zaman sırf klor akıyor. Bembeyaz klor akıyor. Bembeyaz klor akıyor. Efendime söyleyeyim, bir de buranın altyapısı, yani su olaraktan, yapı olaraktan hep eski hurda borulardan yapma tesisat boruları. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın %7'lik KDV indirimi talimatının ardından AK Partili belediyeler su tarifelerini düşürürken İzmir'de faturalar kabardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi suya 1 Ocak'ta %18, 1 Mart itibariyle %30 zam yaptı. Yapılan toplam %48 zamla İzmirli vatandaşlar Türkiye'nin en pahalı suyunu içmeye devam edecekler. %48 zam az yapmış. Keşke de %100 yapsa, hiç olmazsa bir dahaki seçimde kimse seçmez bu belediye başkanını. Kurtuluruz yani. Türkiye'nin en pahalı suyunu içmeyi ne diyorsun? Vallahi en pahalı kazık yiyoruz diyelim, öyle diyelim, başka türlü demeyelim. Çünkü burada zihniyet değişmediği sürece bu belediyeye mahkumuz biz. Başka şansımız yok. İzmirli vatandaşlara sorduğumuzda yapılan %48 zammın yanında suyun kalitesinden altyapı eksikliklerine kadar birçok konuda şikayetçiler. Hakan. 15 senedir daha bir damla su boğazına geçmez çeşmede. İçemiyoruz. Yani musluklardan toprak akıyor resmen. Çamur akıyor. Asla içemiyoruz yani çeşme suyu. Altyapımız hani düzgün değil. Laham suyu zaten karışıyor yani. Belli yani laham suyunu karıştırın. Hani sağlığımız zaten tehlikede. Hani tehlikede yani. Suyu kesinlikle yani içtiğin zaman hem bulanık hem de bir acımsı bir tat vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi yılda 300 milyon metreküp su üretiyor. Ve bunun 94 milyon metreküpü altyapı eksikliklerinden kaynaklanan kayıp kaçak miktarı. İşte bu kayıp kaçağı engelleyebilse 800 milyon lira tasarruf sağlayacak ve İzmirli suyu %225 daha ucuza içmiş olacaktı. Halkçı Belediye neden %48 zam yaptın? Neden bu İzmir en pahalı suyu içiyor? Bunun sebebini soralım. Bunun sebebini soralım. Bilhassa Kılıçdaroğlu çıksın söylesin. Neden İzmir en pahalı içiyor? Ankara'dan pahalı içiyoruz, İstanbul'dan pahalı içiyoruz. Neden bunun sebebini açıklasınlar yani? Faturalarımız çok yüksek geldi. Ki benim engelli abone olmama rağmen bayağı yüksek. Yani tonajını ben bile hesaplayamıyorum. Yani nedir sarfiyatı, nedir diye. Yani çok yüksek. İçtiğimiz su da kaliteli değil. Damacan söyleyip içiyoruz. Yani çeşmelerdeki gelin sulara da bakın. Yani içilecek bir vaziyette değil. AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri ücret artışı yerine kayıp kaçak suyun önüne geçecek düzenleme önerdi. Ama önerge CHP'li üyelerce reddedildi. Belki de İzmir halkı bundan sonra pet şişelerde su içse iç suyun fiyatlarından daha düşük geleceğini ki daha sağlıklı su içeceğini tahmin ediyorum. İstanbul Çırağan Caddesi'ndeki 112 tane tarihi çınar ağacı kesildi biliyorsunuz. Kanser oldukları gerekçesiyle kesildiler ve bunun ardından da bazı söylemler var. Sarıyer'de de tarihi ağaçların kesileceği iddia ediliyor. Konunun detaylarını bir öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Mehmet Karataş bizi bekleyen isim. Mehmet, günaydın, hoş geldin yayına. Sarıyer'de de gerçekten böyle bir durum mu söz konusu? Neler biliyoruz?
Günaydın Cansel Bacı. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında 112 ağacın kesilmesine uzmanların tepkisi henüz dinmemişken yeni bir korkutucu iddia da söz konusu ki dün de yayınımızda aslında değerli bir isimdi. Zafer Murat Çetintaş bu iddianın kendisine ulaştığını ifade etmişti. Ve şu an bulunduğumuz bu nokta Sarıyer, Bahçeköy ve Çınarlı Yol olarak bilinen bir cadde. Ve bu caddede de bulunan onlarca çınar ağacı bulunuyor. Tıpkı Çırağan Caddesi'nde bulunan o asırlık ağaçlar gibi aynı cinsten olan yine burada da birçok çınar ağacı var ve iddiaya göre tıpkı Beşiktaş'ta kesilen 112 ağaç gibi aynı gerekçeyle burada bulunan ağaçların da bazılarının kesileceği ifade edildi. Dün canlı yayınımızda A Haber Ekranlarında İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş böyle bir iddia olduğunu ekranlarda açık ve net bir şekilde anlattı. Çünkü buradaki ağaçların da aslında aynı Çırağan Caddesi'ndeki ağaçlar gibi olduğunu ifade etti ve bu ağaçların kesilmek yerine tedavi edilebileceğini ifade etti ki o ağaçların da yani Çırağan'da bulunan 112 ağacın da tedavi edilebilirdi ama en son yöntem olan kesilme yoluna bir gecede gittiklerini de ifade etti. Şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere bu çınar ağacını göstersin. Evet, dün hocamız da burada söyledi. Bu ağaçta tıpkı oradaki ağaçlar gibi bir mantar hastalığına yakalandı ve bunların da yine hastalıklı olduklarını ifade etti ama bunların tedavi edilebileceğini hem tıp ben hem teknolojik anlamda geliştiğimizi ve bu noktada ağaca yapılacak olan müdahale sonrasında burada bulunan ağaçların tekrar hayata geri dönce daha doğrusu burada canlı kalabileceğini ifade etti ki bakınız bu ağaçlar mantarlı olduğu ifade edildi ama şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak evet bu noktaya baktığımızda da evet bir hastalığı olduğu görülüyor ama hemen şöyle ucuna doğru gösterirsek köklerinin de henüz canlı olduğunun da en büyük göstergesi şu an görüyorsunuz dallarında tohumlar var ve bu da aslında bu ağaçların canlı olduğunun en net kanıtı. Dediğimiz gibi önemli bir iddia, korkutucu bir iddia diyelim İstanbul için. Çünkü Çırağan'da kesilen 112 ağacın ardından bu kez de Bahçeköy'de bulunan Çınarlı Yol'daki bu asırlık çınarların da kesileceği. Buradakilerin de bu arada Cansel Bacı özellikle şunu belirtelim. Yine 150-200 yıllık ağaçlar olduğunu sizlerle paylaşalım. İşte tıpkı Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 ağaç gibi bu ağaçların da kesileceği iddiası söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin olarak henüz bir açıklama yok ama dediğimiz gibi dün önemli bir iddia, önemli bir bilgi ekranlarda paylaşıldı. Dediğimiz gibi burada bulunan ağaçların tedavi edilmek yerine kesilme yoluna gidilebileceği de iddia ediliyor diyelim ve söz sekreterse bırakalım. Şimdi HGS kullananlar özellikle bu habere dikkat etsinler. Teknolojideki gelişmelerle birlikte dolandırıcıların yöntemleri de değişti biliyorsunuz. Birçok örnek verebiliriz buna. Son dönemde ise HGS borcu yalanıyla yüzlerce kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı. Peki o dolandırıcılardan korunmak için ne yapacağız? Örneğin bir mesaj geldi, bir link var, borcunuz bu linkte diye ona tıklamayacağız ve dahası haberimizle. Dolandırıcılar bu kez HGS borcu yalanıyla yüzlerce kişiyi mağdur etti. Dolandırıcılar hızlı geçiş sistemi yani HGS kullananlara borcunuz var. Ödemezseniz icra başlayacak yönünde bir SMS atıyorlar. Bu SMS'te bir link oluyor. İşte o link tıklanıldığında dolandırıcıların tuzağına düşülmüş oluyor. Hatta benim çocuğuma geldi. Hiç cevap vermedim. Ben direkt siliyorum zaten öyle gelen mesajları. Hiç yani tıklamıyorum da girmiyorum da direkt siliyorum mesajı. Bilinmeyen numaradan gönderilen HGS borcunuz var mesajında bulunan link tıklandığında telefona kötü amaçlı bir yazılım yükleniyor. İşte bu aşamadan sonra dolandırılma süreci başlıyor. Hesapları boşaltılabilir. Hatta adına borç dahi alınarak kredi çekilebilir. Şikayetçi çok var piyasada. Telefon da geliyor, telefonlara da bakmıyorum, yabancı telefonlar mesela. Bayağı çarpıyorlar bizi, kandırıyorlar. Uzmanlar söz konusu mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyarırken, HGS borçlarının e-devlet üzerinden sorgulanabildiğine dikkati çekiyor. Aslında ihlalli geçiş dediğimiz eksik bakiye ile geçilmesi durumunda mesajla tüketiciye bildiriliyor. Fakat bu durumda
kendilerine ödeme yapılması istenmiyor. Sisteme girilerek kendi hesabına para yatırması gerekir. SMS'e göre hareket etmek zaten mantık dışı. Yetkili bakanlığımız gerekli mesajlarla, açıklamalarla vesaire halkı bilgilendiriyor. Çok geliyor, her yerden geliyor. İlk değil, sonda olmayacaktır. Yani bence herkes duyarlı olsun. Bu tip SMS'lere kimse inanmasın diyorum. Peki HGS kullanıcıları böyle bir mağduriyete karşılaştığında ne yapmalı? Bu tür yapılan dolandırıcılıkla tuzağa düşenler de Cumhuriyet Savcılığına mutlaka şikayette bulunup bankasına da bilgi verip o hesabı, o aktarılan paralara bloke konulmasını sağlamalıdırlar. Son dönemde mutfak alışverişi yaparken marketlerdeki fahiş fiyatları konuşuyoruz biliyorsunuz her birimiz. İnternet faktörü ön plana çıkmaya başladı. Bir ürünü internetten daha uygun fiyata bulanların sayısı da bir yandan artıyor. Ürünlerin internet fiyatıyla raf fiyatı arasındaki fark da vatandaşı alışverişi sanal ortamda yapmaya teşvik ediyor. Detaylarına bakacağız. Mutfak alışverişlerini internet üzerinden yapanların sayısı artıyor. Peki bunun sebebi ne? Kuponları oluyor onların. Daha uyguna geliyor bizim için. İşte 20 lira üzeri 10 lira indirim gibi. Üşeniyorum o yüzden ben. Kimine göre internet daha uygun, kimine göre ise daha kolay. Çünkü sipariş eve kadar geliyor. Sebepler farklı olsa da son dönemde alışverişlerde internet faktörü ön plana çıkıyor. Yani o üründen ürüne değişiyor da ama genellikle bayağı fark oluyor. Kampanyada %50 indirimleri falan denk geliyorsun. Oradan ek 20 lira indirim falan filan. Peki vatandaşın daha ucuz dediği fiyatlar gerçekten öyle mi? Elimde 50'lik bir bulaşık tableti var. İnternet sitesinde 94 liraya satılan bu bulaşık tableti markette ise 96-95'e satılıyor. Salçaların 750 gramı internet sitesinde 16 liraya satılırken burada 550 gramı ise 18.65'e satılıyor. Ancak her şeye rağmen mutfak alışverişini geleneksel yöntemlerle yapmak isteyenler de yok değil. Yani ben normalde zaten internetten hiç ürün alan bir insan değilim. Yani böyle kendim görüp almak isterim her zaman. Ben pek güvenemiyorum açıkçası, nasıl geleceğini tam görmem gerektiği için kendim alıyorum. Savunma sanayinin önemini her geçen gün arttırdığı bir dönemdeyiz. Ankara'da özel bir üniversitenin öğrencileri havan bırakma sistemi geliştirdiler. Dronlar kara birliklerinin en eski silahlarından olan havanı gökyüzüne çıkarıp havadan ateş desteği vermeye hazırlanıyor. Bir an önce hem kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamış oluruz ülke olarak, hem de işte şimdi olduğu gibi mazlum milletlerin de sıkıntısına, derdine derman olmuş oluruz yani. Üniversite öğrencileri yerli ve milli imkanlarla havan bırakma sistemi geliştirdi. Sistem laboratuvar ortamında uzun süren çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Piyasadan bulduğumuz bırakma sistemleriyle, kendi yaptığımız elektronik kontrol sistemiyle bir havan bırakma sistemi gerçekleştirdik. Çok uygun ve hesaplı. Daha sonra da bunu patent başvurularını gerçekleştirdik. Herhangi bir yerden bir unsur görüntü alındığında bizim sistemimiz üzerindeki drone'la beraber 3 tane havan mermisini istenilen noktaya bırakabiliyor. Tamamlanan çalışmalar ve yapılan testlerin ardından drone'a entegre edilen sistemle saha testlerine başlandı. Testte bırakma sistemine 60 ve 81 milimetrede 3 havan yüklendi. 25 kilogram yük taşıyan ve yaklaşık yarım saat havada kalabilen drone'un yazılım ve donanımı tamamen yerli. Normal şartlarda yapmaya kalkışsanız o koordinatları vurmanız, silahı, topu vesaire şeyi ayarlamanız çok fazla sıkıntılı ve zor. Ama böyle bir sistemde çok basit ve uygun bir yapıyla biz o terörist unsurları ortadan kaldırmış olacağız yani. Maliyet olarak düşündüğünüz zaman bizim yaklaşık 1500 liralık 2000 liralık bir maliyetimiz var bu sistemi elde etmek için. Üretilen sistem en çok da kara birliklerinin çalışmalarına destek olacak. İnsansız hava araçlarıyla alakalı, bırakma sistemleriyle alakalı bizim
ülke olarak çok güzel çalışmalarımız var. Şu dünyada şu anda duyuluyor. Dronlar, kara birliklerinin en eski silahlarından olan havanı gökyüzüne çıkarıp havadan ateş desteği vermeye hazırlanıyor. Milli Savunma Sanayi demişken Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'dan da bir haber var. Ondan bahsedeceğiz. Seri üretime hazırlanıyor TOG biliyorsunuz. Eksi 40 derecede karlı yolda test gerçekleştirildi. Daha önce fotoğrafı paylaşılmıştı o testin. Şimdi ise videosu yayınlandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG karlı yollarda böyle görüntülendi. TOG eksi 40 derecede gerçekleştirilen testi büyük bir başarıyla geçti. Daha önce fotoğraf paylaşılan testin şimdi ise videosu yayınlandı. TOG'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum ifadeleri kullanıldı. TOG'un tescilini aldığı Use Case Mobility etiketiyle paylaşılan görsellerde kamuflajlı SUV model aracın karla kaplı yollarda olduğu görüldü. Tamamen elektrikli bir otomobil için aşırı soğuk hava testleri çok önemli. Zira bu konuda gerçekleşen test sonuçları aracın geleceği için de büyük katkı sağlıyor. Bu sene başında Los Angeles'taki Consumer Electronic Show fuarında dünyanın dikkatlerini çeken TOG, başkent Ankara'da 30-31 Mart'ta düzenlenecek Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve fuarında göreceğe çıkacak. Dünyanın önde gelen markalarının katılacağı fuarda TOG stand açacak, yerli otomobili tanıtacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde hızla yükselen TOG fabrikasında üretimi yapacak robot kolların montajına başlandı. İlk otomobil bu yıl sonunda banttan indirilecek. TOG, Gemlik fabrikasında yıllık 175 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Mega kent İstanbul bir süredir yağışların etkisi altında biliyorsunuz. Yoğun yağışlarla beraber Ali Bey Barajı'nda doluluk oranı %81'e ulaştı. Su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başlayınca ortaya kötü manzaralar çıktı. Su yükseldi, baraj çöple doldu. Bu görüntülerin adresi Ali Bey Köyü Barajı. Mega kent İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası Ali Beyköy Barajı'nda doluluk oranı %80.69'a ulaştı. Su seviyesindeki hızlı yükselişte kirlilik sorunu ortaya çıktı. Kıyıda bulunan çöpler suya karıştı. Hem suyun yükselmesi hem de rüzgarın etkisiyle çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. Çöpler su üstünde yüzerken ortaya kötü manzaralar çıktı. İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. Yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre İstanbul'un tüm barajlarındaki ortalama doluluk oranı %87 olarak ölçüldü. Doluluk oranı Israncalar ve Kazandere'de %100'e ulaşırken Elmalı ve Pabuçdere barajlarında %96, Darlık'ta %97, Ömerli'de %91, Büyükçekmece'de %89, Terkos'ta %83, Ali Beyköy'de %81, Sazlıdere'de %61 olarak ölçüldü. Abi ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar, iyi haftalar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta. Çok çarpıcı gelişmeler var. Yeni hafta ile birlikte Ukrayna'nın başkentine, Kiev'e uzanacağız hemen. Alışveriş merkezine düzenlenen bir saldırı var. En az 6 kişi hayatını kaybetti. A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu da o alışveriş merkezinin önünde bizi bekliyor. Gelişmeleri aktarmak için sözü uzatmadan Kiev'e, Emine'ye bırakalım. Evet, polis son 4 günde ikinci kez saldırıların hedefi oldu. 4 gün önce düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti ve dün gece düzenlenen saldırıda da en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim ama durumları çok ağır olan yaralılar var ve ölü sayısının da artması bekleniyor. An itibariyle şu anda orada bir çalışma var ve basın mensupları da yakın noktalardan uzaklaştırılıyor. Zira hali hazırda bir saldırı bir kez daha bizi de
uyarıyorlar. Bu noktadan ayrılmamız gerektiği söyleniyor. Ben bir yandan anlatmaya devam edeyim. En azından yürürken o noktaya doğru çalışmaları size aktarmaya devam edelim. Dediğimiz gibi saldırılar artık Kiev'in merkezine doğru yaklaşmaya başladı ve durum böyle olunca da sivil yerleşim alanları büyük bir tehdit altında. Burası da Kiev merkezine yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıkta bir bölgeydi. İlk etapta çok şiddetli bir patlama yaşandı ve ardından bir kez daha şarapnellerin de isabet etmesiyle çevrede de çok geniş bir hasar var. An itibariyle askerler de o evlerdeki arama kurtarma çalışmalarını ve yaşananları kayda almayı sürdürüyorlar. Şu an itibariyle yine bölgeden şiddetli patlama seslerinin gelmiş olduğu bilgisini de bir yandan sizlerle paylaşalım ki dün de yine bir sivil yerleşim alanı hedef alınmıştı. Özellikle Kiev bölgesinde artık Kiev'in doğusunda ve kuzeybatısında, kuzeyinde saldırıların devam etmiş olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Bir yandan tabii görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı bu merakla beklenirken, masada bir anlaşmaya varılacak mı bu merakla beklenirken sahada durum tüm şiddetiyle, tüm hızıyla devam ediyor ve önceden basın mensuplarının görüntü almasına izin verilen noktalarda da artık an itibariyle büyük problemler yaşandığını sizlerle paylaşalım. İşte o alışveriş merkezi, hem alışveriş merkezi hem onun yanı başında bulunan yine bir spor kompleksi dün akşam düzenlenen saldırıyla yerle bir oldu. O çevrede bulunan pek çok araç da hasar gördü. An itibariyle en az 6 kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşalım. Evet, binanın arkasına doğru ilerlememiz isteniyor bir kez daha bizlerden. Ve halen de bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da bölgede güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Ben Niyazi sana yardım edeyim, en azından onu alayım. Evet, şu an itibariyle hem asker hem arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Zira alışveriş merkezinin altının sığınak olarak kullanılmış olduğu da bilgisi var. Dolayısıyla ne kadar gece saatleri ve sokağa çıkma yasağı bulunsa da o dakikalarda, yani dün akşam saatler 10.30'u gösterdiğinde yaşandı bu patlama. Sığınak olarak da kullanıldığı için o alışveriş merkezi, ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor. Zira dediğim gibi alışveriş merkezi artık tamamen kullanılamaz hale geldi. Alışveriş merkezinin yanı sıra o bölgede çok sayıda da bina var ki hemen AVM'nin karşısındaki binaların da neredeyse camlarının tamamının hasar görmüş olduğunu söyleyelim. Bir yandan tabii hipersonik füzeler kullanıldığı iddiası da var. Dün akşam Kiev'e düzenlenen o saldırıda eğer ki bir hipersonik füze kullanıldıysa bu üçüncü olacak. Zira iki günden bu yana Rusya özellikle Ukrayna topraklarına Kinjal hipersonik füzelerle saldırmayı sürdürüyor ki işte bu sebeple de hava savunma sistemleri bu füzeleri engelleyemiyor. Zira sesten daha hızlı füzeler olduğunu biliyoruz ve elbette havada manevra kabiliyeti de olması sebebiyle işte bu sebeple hava savunma sistemleri tarafından müdahale edilemiyor bu füzelere. Dün Sviatoshin bölgesine, yine bir sitenin bulunduğu, sivil yerleşim alanlarının bulunduğu noktaya saldırı düzenlenmişti. 5 kişi yaralanmıştı o saldırılarda. Bir haftadan bu yana ki 5-6 günden bu yana başkent Kiev'in artık çevresi çok şiddetli saldırıların hedefi oluyor. Sivil yerleşim alanları saldırıların hedefi oluyor ve o düzenlenen saldırılarla birlikte de 16'ya yakın kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu söyleyelim. Sadece başkent Kiev'de, Kiev'in özellikle doğusu ve kuzeybatısı, tekrar altını çizelim. İrpin ve Buşa hattının yanı sıra yine Brovary'de ateş hattı olan noktalardan bir tanesi. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre Rus ordusu bir kez daha hedefindeki Kiev'i kuşatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha yoğun hazırlık içerisine girdikleri İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama. Tabii özel bir operasyon düzenlenmişti. İki günden bu yana İrpin ve Buşa hattında Rus ordusunun geri püskürtüldüğünü biliyorduk ama dün öğle saatlerinde yeniden o saldırılar alevlendi. Ardı ardına füzelerle, top atışlarıyla Kiev'in merkezine yakın noktalar yeniden hedef haline gelmeye başladı. Bir yandan da tahliyeler elbette merak ediliyor. Tahliyelerle ilgili de kısaca bilgi verelim. Dün 7295 kişi tahliye edildi. Bugün
bir kez daha 5 ayrı tahliye koridoruyla ilgili anlaşmaya varıldığını duyurdu Ukrayna. Dün için 7 koridor vardı, ancak o 7 koridordan Kiev tahliyesi için hazırlanan o koridordan geçiş gerçekleşmediğini söyleyelim. Bu saldırılar sebebiyle, yoğun topçu atışları ve füze saldırıları sebebiyle Bilohorodska kapısından, yani İrpin ve Buşa'dan gelen tahliyeler Bilohorodska'dan gerçekleşmedi ne yazık ki. Umutlar bugüne çevrildi. Dediğimiz gibi 5 ayrı tahliye koridoru konusunda bugün anlaşmaya varıldı ama Mariupol kenti bunlardan ayrı tutuldu. Zira Mariupol için Rus ordusu dün Ukrayna ordusuna yarına kadar Mariupol'den çekilmeleri isteğinde bulunmuştu. Ukrayna ordusuysa bunun mümkün olmadığını söyledi. Dolayısıyla bir insanlık dramının yaşandığı Mariupol kentinde hali hazırda tahliyeler yoğun bir şekilde gerçekleşebilmiş değil. Yaklaşık 400 bin nüfusu olan bir kent Mariupol kenti ve 200-250 binden fazla da sivilin tahliye olması bekleniyordu. Şu ana kadar 10 binden fazla kişi tahliye oldu, ancak dediğimiz gibi halen de tahliyelerin devam edebilmesi mümkün gözükmüyor. İşte şu anda Podol bölgesindeyiz. Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir bölge burası ve ikinci kez de saldırıların hedefi olduğu, özellikle Kiev'in kuzeyi ve doğusundan ardı ardına saldırı haberleri vermeye devam ediyoruz ne yazık ki. Ve işte bu kez de yine en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı gece saatlerinde gerçekleşti. Tabii dün gece saatlerinde yine Kiev'i, özellikle Bağımsızlık Meydanı'nın bulunduğu noktayı, merkezi hareketlendiren dakikalar oldu. Ardı ardına izli mermilerle atışlar gerçekleştirildi Bağımsızlık Meydanı üzerinde. Ancak kısa süre sonra anlaşıldı ki bu bir drone'a karşı alınan, kimliği belirsiz bir drone'a karşı alınan önlemlerdi. Ama kısa süreli o hareketlilik de büyük panik yarattı, özellikle başkent Kiev'de. Kiev'de şu ana kadar savaşın 26. gününde şu ana kadar düzenlenen saldırılarda 236 kişi hayatını kaybetti. Bugünü de bugünkü kayıpları da eklersek 236 kişi hayatını kaybetti. Dördü çocuk bunlardan. Ne yazık ki savaş başladığı günden bu yana 115 çocuk hayatını kaybetti bu saldırılar neticesinde ve 140'tan fazla çocuk da ne yazık ki yaralandı. Tahliye noktalarının kurulacağı, koridorların kurulacağı noktalar Kiev, Harkiv ve Donetsk olacak yine bugün. Ancak dediğimiz gibi o tahliyelerden bir sonuç çıkabilecek mi, bunu kestirmek mümkün değil. Ukrayna ordusu tarafından yapılan önemli bir açıklama daha vardı ki Rus ordusunun 6 generalinin Ukrayna-Rusya savaşında öldürüldüğü duyuruldu Ukrayna ordusu tarafından. Tabii bir yandan sivil kayıplar devam ederken asker kayıpları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Ukrayna ordusunun açıkladığına göre 14 binin üzerinde Rus askeri bu savaşta hayatını kaybetti. Çok sayıda askeri teçhizat, drone ve savaş uçağı ve helikopterleri de imha edilmiş durumda. Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yüksek hassasiyetli füzelerle yine yabancı paralı askerlerin konuşlandırıldığı, yine özel harekatçıların konuşlandırıldığı Zitomir'de Ovruş bölgesindeki bir üs vurulmuştu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın da bulunduğu bir üs vurulmuştu ve o üste yaklaşık 100 askerin öldürüldüğü bilgisi de Rusya tarafından paylaşılmış durumda. Zaporojya bir yandan ateş hattı olan noktalardan biri. 38 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti dün Zaporojya'da. Halen o yasağın da devam ettiğini söyleyelim. Zaporojya önemli bir nokta. Ardı ardına saldırılar gerçekleşiyor ki nükleer bir santrale sahip olması sebebiyle de geçtiğimiz haftalarda yine dünyanın gözü kulağı o noktadaydı. Nükleer santraldeki sızıntılara karşı herkes diken üstünde bekledi. Ancak o sızıntılarda kontrol altına alındığı açıklandı kısa bir süre sonra. Mariupol bölgesinden tahliyeler gerçekleşiyor oraya dedik ama Mariupol'deki durum her geçen gün daha da şiddetlenerek artıyor. 2-3 gün önce bir tiyatro binası, hatırlayacaksınız, bombalanmıştı ki kentin simgesi durumundaki bir tiyatro binasıydı ve yaklaşık 1000-1500'e yakın sivilin de oradaki
noktalarda, sığınaklarda kurtarılmayı beklediğini biliyorduk. 150 kişi kurtarıldı hali hazırda, ancak daha da tiyatro binasının içinde çok sayıda sivil olduğu bilgisi paylaşıldı. İşte tam bununla ilgili çalışmalar devam ederken dün yine Mariupol'de bir sanat okulu hedef alındı. İçinde 400 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı ve an itibariyle de orada yaşanan gelişmelere ilişkin bir bilgi paylaşılabilmiş değil. İrpin'e özel operasyon başlatıldı dedik. Operasyon başlatıldı ama işte halen o noktadan buraya atışların devam ettiğini söyleyelim. Rus ordusunun yer yer Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde 70 kilometre kadar uzağa püskürtüldüğü bilgisi paylaşılmıştı. Ama kısa süre önce Savunma Bakanlığı İngiltere istihbaratı tarafından Rus ordusunun Kiev'den 25 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı ve şu an itibariyle de işte o saldırıların düzenlendiği noktalardan bir tanesindeyiz. Tekrar hatırlatalım, akşam saatler 10.30'u gösterdiğinde bu saldırı gerçekleşti. Yerel saatle 10.30'u gösterdiğinde Türkiye saatiyle 11.23.30'du saatler ve Kiev'in her bir noktasından da bu patlama hissedildi. Çok şiddetli bir patlamaydı ki Ukrayna basınına göre bir kez daha Kinjal hipersonik füzeler kullanıldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının detayına ilişkin nasıl bir füzeyle vurulduğu, İskender mi yoksa Kinjal hipersonik füzelerle mi saldırı düzenlendiğine ilişkin bir açıklama da bulunulmadı. Ancak çok şiddetli bir patlamaydı. Bir alışveriş merkezi tamamen yerle bir oldu. Alışveriş merkezinin hemen yanında bulunan yine bir spor kompleksi tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölge deyim yerinde ise bir araç mezarlığı haline de geldi. Pek çok araç bulunuyordu o noktada ve alışveriş merkezinin de yine sığınak olarak kullanıldığı bilgisi de var. Zira patlamanın yaşandığı saat sokağa çıkma yasağının olduğu saatlere denk geliyor. Zira artık uzun süredir Kiev'de akşam saatler 8'i gösterdiğinde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. İşte o sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde 6 kişi en az hayatını kaybetti burada. Zira dediğim gibi burası bir sığınak olarak kullanılmaya devam ediliyor. Tabii bunun yanı sıra Nikolaev Belediyesi'nden önemli bir açıklama geldi. Yine Ukrayna'da saldırı altında olan noktalardan biriydi Nikolaev ve Nikolaev'den Rus ordusunun geri çekildiğine dair bir bilgi paylaştı Nikolaev Belediye Başkanı, ama yine o çevrede bulunan pek çok noktaya ardı ardına saldırılar gerçekleşmeye devam ediyor. İzyum'da yine 5 sivil düzenlenen hava saldırısı sonrasında hayatını kaybetti. Makariv'de ise Kiev'e yaklaşık 55-60 kilometrelik bir nokta, orada da 7 sivil hayatını kaybetti yaşanan hava saldırılarından sonra diyelim ve sözü size bırakalım. Sahada yaşananları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ancak Ukrayna cephesinden Rusya'ya yönelik bir mesaj var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Moskova'ya bir kez daha diplomasi çağrısında bulundu. Er ya da geç Putin'le görüşeceğim diyen Ukrayna lideri Mariupol'deki tiyatro binasına düzenlenen saldırıya da sert tepki gösterdi. Er ya da geç Rusya ile görüşmeye başlayacağız. Hedefinde Kremlin vardı. Rus lideri bir kez daha masaya çağırdı. Bugün tüm hükümet yetkililerinin önünde konuştum. Ama her şeyden önce sizin adınıza, tüm Ukraynalılar adına konuştum. Diplomasiye yönelik her türlü girişimi ve çabayı takdirle karşılıyoruz. Er ya da geç Rusya ile görüşmeye başlayacağız. Ukrayna Devlet Başkanı, Rus kuşatması altındaki kentlere ilişkin son durumu da değerlendirdi. 20 Mart'ta sadece 4 insani yardım koridoru çalıştı. Toplamda 7.295 kişi tahliye edildi. Ancak Kharkov bölgesindeki Rus birlikleri insani kargomuzu taşıyan konvoyumuzu ele geçirdi. Şu anda 5'i şoför ve 1'i doktor olmak üzere 6 kişiden haber alınamıyor. Zelenski, Mariupol'deki tiyatro binasına düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi. Mariupol'de Rus uçakları bir sanat okuluna bomba attı. İnsanlar burayı saklanmak için kullanıyordu. Orada askeri pozisyonlar yoktu. 400'den fazla barışçıl sivil oraya sığınmıştı. Çoğunlukla kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Şimdi enkaz altındalar. Kaç kişinin hayatta kaldığını bilmiyoruz ama bombayı atan pilotu, 100'e yakın toplu katili düşürdüğümüz gibi düşüreceğimizi biliyoruz. Ukrayna lideri, Putin'le yapılacak olası bir görüşmeye Kudüs'ün ev sahipliği yapabileceğini de söyledi.
gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sınıra gideceğiz ama önce ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Onu seslendireceğiz. Çin'de bir uçağın düştüğü yönünde bilgiler var. 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Bir kez daha tekrarlayalım. Haber Çin'den geldi. Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturacağız. Yine savaş gündeminden diğer başlıklara bakalım. Savaştan kaçan Ukraynalıların Polonya ve Romanya'ya geçişleri sürüyor. Şimdiye kadar 10 milyon kişi yerlerinden edilmiş durumda. Görüntüler ekranlarınıza canlı olarak yansıyor. Ekranların hemen sağ tarafında Ukrayna-Romanya sınırını, sol yanında da Ukrayna-Polonya sınırını ve sınırdan gelen görüntüleri canlı olarak paylaşıyoruz. Hareketlilik iki noktada da haftalardır sürüyor. Romanya tarafındaki kasabaya ulaşan Ukraynalılara gıda yardımları sağlanıyor. Polonya-Ukrayna sınırında da benzer görüntüler kayda geçiyor. En çok yoğunluk da o noktada yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son verilere göre savaşın patlak verdiği 24 Şubat'tan bu yana komşu ülkelerden sadece Polonya'ya 2 milyonu aşkın mülteci geçti. Polonya'yı 518.269 mülteciyle Romanya ve 359.056 mülteciyle Moldova takip ediyor. Selam abi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'e döşenen mayınların sürüklenmeye başladığı iddiası oldukça önemli. Peki Odessa limanında denize dökülen 420 mayın Türkiye kıyılarını tehdit edebilir mi? Sorunun yanıtını almak için hemen canlı yayın noktamıza uzanacağız. Samsun'a gideceğiz. Ekibimizden Mahmut Erdoğan bu gelişmeye dair ayrıntıları takip etti. Son notlarını paylaşmak için de hazır. Sözü Samsun'a, Mahmut'a bırakalım. Odessa limanının açıklarında denize yerleştirilmiş olan mayınlarla ilgili Rusya ve Ukrayna tarafları birbirlerini suçlamaya devam ederken 420 mayının çıpalarından koparılarak olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz bölgesine doğru ilerlediği açıklaması geldi ki bu açıklama Rusya'nın Soçi liman yöneticisi Rumsey imzasıyla yayımlandı. Özellikle Odessa, Ochoko, Çernovas ve Yuzhny liman bölgelerine döşenen mayınların çıpalarından kurtulduğu ve kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başladıkları, mayınların sayısının tahmini 420 civarında olduğu ve bu kapsamda da tüm gemi kaptanlarına uyarı yapıldığı bildirildi. Ayrıca uluslararası Navarra sistemi üzerinden de resmi bir duyurunun yapıldığının bilgisini paylaşmış olalım. Haritaya da baktığımızda aslında Odessa limanının olduğu nokta Karadeniz bölgesinde kıyısı olan elbette ki Türkiye'deki şehirlere yakın. Özellikle İstanbul, Zonguldak, Samsun ve Trabzon. Soçi tarafına Trabzon kısmı, Odessa tarafına ise İstanbul, Zonguldak ve Samsun kısımlarının yakın olduğu bilgisini paylaşalım. Bölgede özellikle olumsuz hava şartları dolayısıyla Odessa limanında yerleştirilmiş olan o mayınların rüzgarın da etkisiyle birlikte sürüklenmesinin devam etmesi bu bölgeleri de olumsuz olarak da elbette ki etkiliyor. Mayınların da özelliklerine bakalım. Özellikle Sovyetler Birliği döneminden kalma mayınlar bu mayınlar. YM tipi deniz mayını olarak adlandırılıyor ki genel hacmi 170 kilogram olan mayının içerisinde 20 kilogram TNT patlayıcı da bulunuyor ki suyun yüzeyinde yaklaşık 1-2 metre alt kısmında bulunduğunu belirtmiş olalım. Diğer bir mayın ise YMR mayın tipi. O da yine Sovyetler Birliği döneminden kalma bir mayın. Özellikle hafif bir mayın ki eğer bu mayınların sürüklenmesi devam ederse Karadeniz'deki ticari gemiler içinse büyük bir güçlük ve zorluk yaratacağını belirtmiş olalım. Bölgedeki limanlarda bulunan gemiler ve bu deniz güzergahında ticaret yapan gemiler, gemi kaptanları da uyarıldı. Biz de buradan bir kez daha kendilerini uyarmış olalım. Bölgedeki 420 serseri mayının olumsuz hava koşulları nedeniyle çıpalarından kurtuldukları ve deniz yüzeyinde ve denizin 1-2 metre derinliğinde kontrolsüz bir şekilde ilerledikleri bilgisinin olduğunu paylaşmış olalım. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da konuştu. İki ülkenin barış müzakereleri konusunda önemli bir
mesafe kat ettiğini söyledi. Ayrıca tarafların ilk dört maddede anlaştığını vurguladı. Peki o ilk dört madde neydi? İşte yanıt. Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni olmaz. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye ise bu konuda yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Rusya hem de Ukrayna ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu haftada Rusya ve Ukrayna'da mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştirdim. Bu görüşmeler neticesinde tarafların bazı somut konular üzerinde müzakerelerin sürdüğünü ve müzakere ekipleriyle de temas halinde olduğumuz için bu detaylarla ilgili bilgilere sahibiz. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında bir yakınlaşmanın olduğunu belirtti. Tüm bu temaslarımızda şunu söyleyebilirim, tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii savaş devam ederken, müzakere etmek, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın ilk dört maddede anlaştığını öne sürdü. Peki bu ilk dört madde hangileri? Ukrayna'nın tarafsızlığı, yani NATO üyeliğinden vazgeçilmesi. Karşılıklı güvenlik güvencelerinin verilmesi. Rus tarafının Nazilikten arındırma dediği süreç. Ukrayna'da Rusçanın yaygın kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması. Zelenski ile Putin buluşmasının yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bir kez daha iki lideri Türkiye'de misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi. Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yi bir araya getirme çabalarımızı da devam ettiriyoruz. Tabii ki bunları, bu liderleri Türkiye'de bir araya getirmek arzu ederiz. Ama tıpkı Belarus müzakereleri başlarken söylediğimiz gibi, teşvik ettiğimiz gibi yeri çok önemli değil. Nerede olduğu çok önemli değil. Biz isteriz, en iyi şekilde zemin hazırlarız Antalya'da olduğu gibi. Önemli olan iki ülke arasındaki müzakerelerin iki liderin bir araya gelmesini gerektirecek düzeye çıkması ve liderlerin bir araya gelmesi. Savaş gündemine bir virgül koyacağız. Yeniden Türkiye gündemine döneceğiz. Önemli gelişmeler var. O gelişmelerle ilgili hızlıca sıcak başlıkları ekranlarınıza taşıyalım. Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı Gezi davasında savcı mütalasını tamamlayıp mahkemeye sunmuştu. Mütala sonrası ilk duruşma bugün görülüyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklarla avukatları son kez esasa ilişkin mütalaya karşı savunma yapacak. Sonrasında davada kararın çıkması bekleniyor. Mütalada Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmaları talep edilmişti. Mütalada ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan ve olayların organizatörleri oldukları öne sürülen sanıkların dava dosyalarının ayrılarak yakalama kararı infazlarının beklenmesi talep edilmişti. Yargı başlığı ile ilgili bir başka önemli gelişme. Geçen yıl darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amiraller adalet önünde hesap veriyor. İlk duruşma bugün Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Duruşmanın detaylarına bakalım. Duruşma öncesi Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı davaya müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Cumhurbaşkanlığı başvuru dilekçesinde sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada 20 sanık pandemi nedeniyle 5 gün boyunca dörderli gruplar halinde dinlenecek. Diğer sanıklar içinse adreslerinin bulunduğu ağır ceza mahkemelerine talimat yazıldı. 4 Nisan 2021'de darbe imalı bildiri yayımlamakla suçlanan emekli amiraller hakkında devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Evet.
İstanbul'dayız. İstanbul'da bir kişi hastaneyi birbirine kattı. Hamile eşinin itildiğini öne süren bir kişi acil serviste olay çıkardı. Doktor ve güvenlik görevlisini darp eden adam tutuklandı. İşte o kavga anları ve sonrasında yaşananlar. Önce tehditler savurdu, ardından da hastaneyi birbirine kattı. Olay İstanbul Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Saat 18 sıralarıydı. Acil serviste kontrole gelen hamile bir kadın sırada bekliyordu. Bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi hamile kadını itti. Durumu öğrenen hamile kadının eşi büyük bir öfkeyle güvenlik görevlisinin olduğu yere gidince ortalık karıştı. Hepinizi gömmezsem adam değilim diye bağıran saldırgan güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü. Bir türlü öfkesi dinmeyen adam bu kez de kendisini durdurmaya çalışan doktoru darp etti. Kavgayı araya giren vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler sıkı bir çalışma başlattı. Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli kasten yaralama suçundan tutuklandı. Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu. Sosyal medyada gerçek dışı ve kaos hedefi güden pek çok paylaşım yapıldı. Doktor ve askerler karşı karşıya getirilmek istendi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ülkemizin övünç kaynağı asker ve doktorları incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz dedi. Çelik, dikkat çeken uyarılarda da bulundu. Türkiye'nin konuştuğu hastanede darp olayını fırsat bilen provokatörler sosyal medyada harekete geçti. Muğla'da Doktor Tahir Tarımer'in uzman çavuş Ali Akdağlı'ya yönelik saldırısının ortaya çıkması ve konunun yargıya taşınmasına rağmen çeşitli meslek grupları ve doktorları farklı kollardan provoke etmeye çalışanlar tehlikeli bir girişimin fitilini ateşledi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Sağlık ve Güvenlik Teşkilatı'nın Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi. Çelik, toplumsal kaos hedefi güden paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır. Lösemi hastası Dilara Şahin tedaviye cevap verdi. Hollanda'da fişi çekilecek olan Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara'nın son durumunu öğrenmek için sözü canlı yayın noktamıza Kübra Kılıç'a ve Dilara'nın babasına bırakacağız. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte detaylar için sözü sana ve Dilara'nın babasına verelim. Evet, çok teşekkürler. Hollanda'nın yaşam fişini çekme kararı aldığı 25 yaşındaki Dilara Şahin'den güzel haberler gelmeye başladı. Yanında da şu anda babası Oğuz Bey var, Oğuz Şahin. Peki Dilara buraya gelmeden önce ne durumdaydı, şimdi ne durumda? Güzel haberler almaya başladık, sözü uzatayım size, bırakayım hemen. Evet, teşekkür ederim. Dilara'mız buraya gelmeden önce yoğun bakımdaydı. ECMO cihazına bağlı bir şekilde kendisinden vazgeçmişlerdi Hollanda doktorları. Buna yapabileceğimizin hiçbir şey olmadığını söylemişlerdi. Gencecik 25 yaşındaki fidan gibi bir kızdan vazgeçmişlerdi. Feryadımızı, sesimizi Cumhurbaşkanımız duydu. Allah razı olsun. Nefes alıyorsa alıp getirin dedi. Ve yine bir gün kalası bugün pazartesi günü alıp getirdiler. O gün kendileri bizlere telefon açtı, acılarımızı paylaştı. Cumhurbaşkanımız elimizden geleni yapacağımız dedi.
O gün ben kendisine söylediğim, Sayın Cumhurbaşkanım, yarını bize yaşatmadığınız için size çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun demiştim. Bugün de pazartesi. Bugün de diyorum ki bugünleri bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum, Allah binlerce kez razı olsun. Getirdiğimiz günden bu tarafa adım adım da olsa, ufak da olsa güzel gelişmeler var. Çok şükür bekliyoruz. Zamana bıraktık. Peki şu anki sağlık durumu nasıl? Şu anki sağlık durumu şükürler olsun güzel. Servise aldılar. Yoğun bakımdan çıktı yani. Evet, yoğun bakımda geldiydi zaten. Şu anda yoğun bakımdan çıkardılar. Hijyen için güzel bir odaya aldılar. Ellerinden geleni, hemşirelerimiz olsun, doktorlarımız olsun, Allah razı olsun, elinden gelen her şeyi en güzel bir şekilde yapıyorlar. Ayağa kaldıracaklarına inanıyorum zaten. İnşallah yakın zamanda da daha güzel bir haberler duyarız. Bekliyoruz. Hepimiz çok merak ediyoruz aslında şu anda Dilara ne durumda diye. Evet, güzel de haberler gelmeye başladı. Yoğun bakımdan çıktı, servise alındığını söylediniz. Dilara tepki veriyor mu şu anda? Durumu nasıl? Dilara'nın ufak tefek tepkileri var. Ama yine de detaylı bir açıklamayı büyüklerimiz ileride yaparlar herhalde. Yakın bir zamanda yaparlar inşallah. Ama Hollanda'ya göre durumu şu an şükürler olsun çok güzel. Çok iyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu fidanı yeşertmek için herkes gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımız ilgileniyor. Fahrettin Bey takip ediyor. Başhekimimiz, hemşireler. Yani bir kız kardeşleri, bir kızları gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bu kızımız Türkiye'mizin kızı oldu, devletimizin kızı oldu. Her taraftan telefon geliyor, ne yapabiliriz, dualar ediyoruz diye temennide bulunuyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, dualarına devam etsinler. Hekimlerimiz zaten elinden geleni yapıyorlar. Her zaman dediğim gibi, zaman ve dua. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Dilara'dan şu anda güzel haberler almaya başladık. Çok daha güzel haberler alma ümidiyle de bekliyoruz hepimiz. Evet. Can kulağıyla da. Peki ona, o günler de yakın mı? Yani umudumu söyleyeyim. İnşallah Ramazan'a daha güzel haberler alırız diye tahmin ediyorum. Önümüzde Ramazan var. Ramazan'a güzel bir şekilde gireriz inşallah. Umudum, temennim, duam o yönde. İnşallah o gün daha güzel şeyler duyarız diye temenni ediyorum. Dilara'dan orada vazgeçilmişti ama şu anda bakınca Dilara hayata dönmeye başladı. Bir gün önce, bir günle aslında Dilara, evet, şu anda yaşama tutundu tekrardan. Siz de bu süreçte çok kötü şeyler yaşadınız tabii ki. Hele de o mektup yazdığınız, tüylerimizi diken diken etti adeta. O dönemde yaşadığınızla şu anki duygunuz arasındaki o dağlar kadar farkı dile getirebilir misiniz? Yani o günleri kabus gibi günlerdi. O günleri rüya gibi geliyor şimdi bana. O zaman da söylemiştim size herhalde. Dedim ki inanın gömleğimin tutuşacağını hissettim. Yüreğimin yangınından. Gözyaşlarımızla söndürmeye çalıştık. Sadece ben değil. Aile olarak böyleydik. Ama şükürler olsun gönlüm şu anda çok rahat. Huzurlu. Dediğim gibi bugünleri bize yaşatan herkesin gönülleri böyle huzurlu da olsun. İnşallah öyle olurlar. Çünkü bu fiş çekilseydi bir kişinin fişi çekilmeyecekti. Yani bir ailenin fişi çekilecekti. Yaşam fişi çekilecekti. Ve de bir toplumun fişi çekilecekti. Ama o günü yaşamadık. O günü yaşatmayan herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O günleri bize yaşatmadılar ve bugünü bize yaşattıkları için inşallah daha da güzel günler yaşatacaklar. Dediğim gibi herkes bizim çektiğimiz acıların farkındalar. Acılarımızı hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.
bekleyip göreceğiz. İnşallah güzel haberlerde dediğim gibi Ramazan'a umut ediyorum ki alırız diye bekliyoruz bakalım. Çok teşekkürler. Çok biz teşekkür ederiz. Oğuz Bey de teşekkür ederim ve Dilara'dan güzel haberler gelmeye başladı. Dilara yoğun bakımdan çıktı, servise alındı. İnşallah çok daha güzel haberler alacağız ve biz de sizlere aktaracağız diyelim ve sözü size bırakalım. Ekonomideki gelişmelerle devam edelim. Türk lirasına güven artıyor. Memleketi Şanlıurfa'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türk lirasının gücünün ortaya çıktığını ve enflasyonun üzerinden gelineceğini söyledi. Bakan Nebati bugün Urfa'da iş dünyasıyla da bir araya gelecek ve tarımsal sulamada üreticilerin enerji maliyetlerini düşürecek adımların detaylarını açıklayacak. Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir. Ve dünya bu modeli şu anda izlemeye almış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, memleketi Şanlıurfa'da konuştu. Devreye alınan kur korumalı mevduat sistemiyle dövizin kontrol altına alındığını ve TL'ye güvenin yeniden tahsis edildiğini söyledi. Döviz fiyatları makul gidiyor. Bu defa başladılar sormaya. Niye makul gidiyor? Ne yapıyorsunuz? İnanç var, inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil, enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası çiftçiye yeni müjdeler açıklamıştı. Bakan Nebati, tarımsal sulamada üreticilerin enerji maliyetlerini düşürecek adımların detaylarını pazartesi günü Şanlıurfa'da açıklayacak. Güneş enerji santralleriyle 3 yıl içerisinde Urfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğiniz elektriği satacaksınız. Açıklayacağımız koşullarla öylesine imkanlar vereceğiz ki Viranşehir, Urfa ve Türkiye güneş enerjisini kendisi üretecek. Ve ürettiği güneşle enerjisiyle de tarımsal üretimde inşallah patlama yapacak. Doğu ve Güneydoğu'da teşkilatlarını değiştiren CHP, Bitlis'te akıllara durgunluk veren atamalar gerçekleştirdi. Öyle ki 22 Şubat'ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın imzasıyla şehirde il başkanı dahil 7 kişi görevlendirildi. Ancak bu isimlerden biri bilgisi dışında gizlice atandığını söyleyip hemen istifa etti. Kendisine haber verilmeden atandığını fark eden bir vatandaşsa suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu da oldu. Partiye üye olmayanları yönetici olarak atadı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde seçimle gelen başkanları görevden alarak yerlerine yeni yönetim atıyor. Bitlis'te de benzer bir olay yaşandı. Uzun zamandır boş olan Bitlis İl Örgütü'ne 22 Şubat'ta yeni atamalar yapıldı. Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayıkböke'nin imzasıyla İl Başkanı Mehmet Cahit Geylani dahil örgüte 7 kişi atandı. Buraya kadar her şey normal. Ancak normal olmayansa iki vatandaşın bilgisi dışında CHP Bitlis İl Başkanlığı Geçici Kurulu'na atanmasıydı. Akıllara durgunluk veren iddialara göre gizlice CHP üyesi yapılan vatandaşın annesine iki kişi gelerek oğlunu işe yerleştireceklerini söyledi. Vatandaşlık numarasını ve bir fotoğrafını istedi. Ardından da CHP'ye üye yapılarak yönetim kuruluna atandı. Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından söz konusu kişi parti üyeliğinden istifa etti. Kendisinin gizlice CHP üyesi yapıldığını öğrenen vatandaş soluğu mahkemede aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yine CHP ile ilgisi olmadığı halde habersiz üye yapılan bir vatandaş da E-Devlet'ten parti üyeliğinden istifa etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.
HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen yeni kuracağı parti için tarih verdi. Kendilerini sessizlerin sesi hareketi olarak tanımlayan Bilgen, bu ay bitmeden kurucular listesini kamuoyuyla paylaşacağız, başvuruyu da bakanlığa yapacağız ifadesini kullandı. Eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen kuracağı parti için tarih verdi. Mart ayı bitmeden kurucular listesini kamuoyuyla paylaşacaklarını duyuran Bilgen, İçişleri Bakanlığı'na da başvuru yapacaklarını söyledi. Bir bildiri yayınlayan Bilgen, sessizlerin sesi hareketini başlattıklarını duyurdu. Bildiride başlatılan hareketin amaçları, vizyon ve misyonu yer aldı. Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymuş yeni bir Kürt partisi mi kurulacak sorusu yanıt ararken, Bilgen, kitleleri çantada keklik olarak gören, oy deposu olarak gören anlayışlarla yola çıkmayacağız ifadesini kullandı. HDP'ye gönderme yaptı. Bilgen, bir şöhretler hareketi değil, bir yurttaş hareketi oluşturacaklarını söyledi. İstanbul'dayız. İstanbul'da istek parça yüzünden çıkan kavgada Türkiye evi savaş alanına döndü. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu olayda bir kişi yaralandı. Olay Ataşehir'de bulunan bir Türkiye evinde meydana geldi. Bir müşteriden gelen istek türküyü beğenmeyen kişiler tepki gösterdi ve taraflar sözlü tartışmaya başladı. Tartışma bir anda şişe, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup masalarındaki her şeyi sahneye fırlattı. Kavgada bir kişi bıçakla elinden yaralanırken müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle geride bıraktığımız saat diliminde aslında bilgisini paylaşmıştık. Yeni detaylar elimize ulaştı. Çin'de 133 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çin'de Kunming şehrinden Gansu'ya bir uçak kalkmıştı. İşte o uçak kaza yaptı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan uçak Guangxi eyaletinde dağlık bir alana düştü. Uçakta 133 yolcu bulunuyor. Yerel basına göre arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmış durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak can kaybı ile ilgili henüz yetkililerden net bir açıklama yapılmadı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu da o AVM'nin önünde gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Detaylar için bir kez daha sözü Kiev'e, Emine'ye bırakıyoruz. Evet, gece saatlerinde yaşandı o şiddetli patlama ve yine bir füze saldırısıyla Podolski hedef alındı. Podolski son 4 günden bu yana ikinci kez hedefti ve buraya düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti ki geçtiğimiz günlerde yine bir saldırı düzenlenmişti buraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir noktaya ve orada da yine 4 kişi hayatını kaybetmişti. İşte şu an itibariyle kameraman arkadaşım Niyazi Kurt size görüntüleri aktarmaya çalışıyor. Büyük bir yıkım var bu bölgede. Hemen karşıda yine prefabrik bir AVM'nin karşısında yine prefabrik bir bina daha vardı ve o bina tamamen yerle bir olmuş durumda. Burası bir sivil yerleşim alanı, altını çizerek söylüyoruz zira bu noktada herhangi bir askeri üs ya da askeri bir birlik bulunmuyor. Çok sayıda yüksek katlı binaların, sitelerin bulunduğu bir nokta. Kiev kent merkezine yaklaşık 20 kilometrelik bir noktada bulunuyor burası ve işte gece saatlerinde düzenlenen o saldırıyla da bu hale gelmiş durumda. Halen o noktaya yaklaşmaya güvenlik güçleri izin vermiyor zira binaların alev alev için için yandığını şu an itibariyle de görmek mümkün. İşte burası kent merkezinin en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesiydi. Gece saatlerinde yerel saatle 11.30 gösterdiğinde saatler
çok şiddetli bir patlama oldu ki Kiev'in neredeyse her bir noktasından duyuldu bu patlama sesi. Ve işte burası en az 6 kişiye mezar oldu. Hemen yan tarafında yine sivillerin bulunduğu yüksek katlı bir bina daha var ki o binada tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Dünden bu yana, özellikle dün akşam saatlerinden bu yana saldırıların şiddetlendiğini söyleyelim sizlere. Kiev'in merkezi özellikle bir haftadan bu yana yoğun bir bombardıman altında. Her ne kadar cuma ve cumartesi günü düzenlenen özel operasyonlarla Rus ordusu İrpin ve Buşa hattından uzaklaştırılsa da, dediğimiz gibi yine ardı ardına saldırılar gerçekleşiyor ki dünkü saldırının da henüz resmi açıklama gelmedi ama yine hipersonik füzelerle, Kencal hipersonik füzelerle gerçekleştirildiği yerel basın tarafından paylaşıldı. Bu füzelere daha önceden müdahale etmek, hava savunma sistemleriyle müdahale etmek mümkün olmuyor, zira sesten daha hızlı hareket edebilip manevra kabiliyetleri de bulunuyor ve işte gece saatlerinde de bu manzara yaşandı. Ne yazık ki saldırının ardından hali hazırda yine patlama seslerinin özellikle İrpin Buşa hattından ve yine Kiev'in doğusundan yükselmiş olduğunu söyleyelim. İngiliz istihbarat raporlarına yansıyan bilgilerde Rus ordusunun 25 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi paylaşıldı. Kiev'den yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi paylaşıldı. Ama işte her ne kadar uzakta olursa olsun, an itibariyle görüntüler ekranlarınızda. Tabii ki sadece başkent Kiev'de değil saldırılar. Yine bunun yanı sıra dün akşam saatlerinde Sumi'de bir saldırı gerçekleştirildi. Kimyasal bir tesise düzenlendi bu saldırı ve yetkililer amonyak sızıntısı olduğunu da paylaştılar ve yaşam alanlarına da yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bir bölge burası. Dün akşam saatlerinde öğleden sonra yine bir yaşam alanı, sivil yerleşim yeri hedef alınmıştı. Sviatoshin bölgesinde 5 kişi yaralanmıştı. Oraya da yine bir füze saldırısı düzenlenmiş ve o sitelerin bulunduğu noktanın bahçesine isabet etmişti o füze ve yine birçok bina ağır hasar görmüştü. Bu kez dün bir vefat haberi vermemiştik, bir ölüm haberi vermemiştik ama ne yazık ki şu an itibariyle buradaki saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyuralım. Burası 6 kişiye mezar oldu ve ölü sayısının da daha da artacağı yetkililer tarafından paylaşıldı. Zira durumu çok ağır olan yaralılar bulunduğunu da bildirelim. Şu an yine bir patlama sesi daha uzaktan, yine bir patlama sesi daha bölgeye geldi. Burası artık özellikle Kiev'in bu cephesi, Podolski, dediğim gibi Podolski, Sviatoshin ve şu an bulunduğumuz nokta füzelerin hedefi oluyor. Zira Rus ordusu her ne kadar geri püskürtülse de ardı ardına füze saldırıları ne yazık ki burayı tehdit etmeye devam ediyor. Bir yandan tahliyeler gerçekleştirilmeye çalışılıyor ama işte bu yaşanan saldırılar, hava saldırıları nedeniyle Kiev'de açılması planlanan o tahliye koridoru ne yazık ki dün itibariyle açılamadı ve Kiev'den bir tahliye gerçekleşmedi ki tahliye noktaları İrpin, Buşa, yine aynı zamanda Brovary'nin kırsal kesimleri, Brovary bölgesinin kırsal kesimleri de yine tahliyelerin gerçekleştiği noktalardan biri. Polis ekipleri biraz daha uzaklaşmamızı istiyorlar. Biraz daha geriye doğru biz de hareket edelim. İşte halen bölgedeki risk devam ediyor tabii ki. İşte bu sebeple de basın mensuplarının da biraz daha geriye doğru hareket etmesini istiyor güvenlik güçleri. Ve evet, çekim de yapılmamız istenmiyor. Şu an itibariyle burada yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Çekim yapmamıza da ekipler izin vermiyor diyelim. Sözü size bırakalım. Ukrayna'daki kararlı ilerleyişini sürdüren Rus ordusu sahada önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Kiev yönetimi son olarak Mariupol'de bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'da hayatını kaybeden 6. general olduğu bu yaşanan gelişmeyle birlikte rakam. Karadeniz'deki Rus donanmasının yardımcı komutanıydı o isim. Ukrayna ordusu kuşatma altındaki Mariupol'de bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı.
Savaşın başından bu yana hayatını kaybettiği öne sürülen Rus general sayısı 6'ya yükseldi. İddiayı Ukrayna Devlet Başkanlığı gündeme taşıdı. Başkanlık ofisi danışmanı Podolyak son olarak Rusya Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısının öldürüldüğünü duyurdu. Rus albay Andrei Palin'in Mariupol kentindeki çatışmalar esnasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Herson'da 19 Mart günü 8. Muhafız Ordusu Komutanı Kor General Andrei Mortvichev'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Daha önce de tüm generaller Andrei Sukovetski, Vitali Gerasimov, Andrei Kolasnikov ve Oleg Mityaev'in öldürüldüğü duyurulmuştu. Ukrayna'daki gazeteciler zorlu koşullar altında çalışmalarını sürdürüyor. Cenevre merkezli bir basın kuruluşu, basın takip kuruluşu kampanyasının hazırladığı rapora göre şimdiye kadar 6 yabancı gazeteci saldırılarda maalesef yaşamını yitirdi. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da. Gazetecilerin savaş bölgesindeki yoğun mesaisi de aralıksız sürüyor. Son olarak basın amblem kampanyası 24 Şubat'tan bu yana 6 yabancı gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rapora göre Ukraynalı medya kuruluşlarının çoğu ofislerini kapattı. Çalışan güvenliğini sağlamak için koruyucu ekipman veya ilk yardım çantası satın almaya başladı. Ukrayna genelinde 3000'e yakın yabancı uyruklu gazeteci çalışırken bu gazetecilerden 6'sı Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetti. Ayrıca Rus füzelerinin 1, 2, 14 ve 16 Mart'ta Ukrayna'nın 6 ayrı bölgesinde televizyon kulelerini hedef aldığı belirtildi. Raporda gazetecilerin zırh, kask, telsiz ve ilk yardım ekipmanına ihtiyacı bulunduğu aktarıldı. Sahada yaşanan önemli gelişmeler var. Onlardan biri bugün aslında bir kez daha çok konuşuluyor, tartışılıyor. Başlığı konuşacağız. Rusya bir kez daha iddia o ki alışveriş merkezine yönelik saldırıda hipersonik füze kullandı. Daha önce de iki kez hipersonik füze kullandığı ile ilgili bilgiler vardı. Bu gelişmeyi detaylandıracağız. Çok kıymetli bir konuğumuz yayınımızda olacak. Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi eski başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Oldukça önemli bir gelişme. Aslında süreç boyunca yaşananları çok yakından takip ediyoruz ama o yaşanan gelişmelere bir başlık olarak eklendi. Eminim izleyicilerim de merak ediyordur. Hipersonik füzeler ve bunların kullanımı Rusya ile ilgili de bu süreci Ukrayna tarafı dillendiriliyor. AVM'ye yönelik saldırıda bir kez daha kullanıldığı bilgisi var. Detaylar neler olabilir? Yorumlarınızı merak ederiz. Buyurun efendim. Evet, şimdi tabii modern silahlar kullanılıyor burada. Onu işaret etmemiz lazım. Mesela Körfez Savaşı zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin seyir füzesi, Türkçe işte yabancı dilde standoff diyebiliriz. Tomahawk füzeleri vardı. Bunlar düşük süratliydi. Yani uçaktan atıyorsunuz, bunlar hedefini gidiyor, buluyor. Arazinin getirmiş olduğu bütün kıvrımlara göre kendine bir uçuş mantığı var idi. Fakat işte 2017-2018'lerden itibaren bu modern silahlarda artık böyle düşük süratli değil, yüksek süratli ama kinetik gücü çok fazla katlanarak etki yapan silahlara geçildi. Rusya bunda öncü, tabii Amerika'da yapıyor, bunlarla ilgili çalışmaları var. Şimdi mesela deniz tipi olarak bizim denizde yani gemilerden atılan zirkonu biliyoruz. Hani bazı gemilerde bu ismi duyuyoruz. Uçaktan atılanlardan mesela MiG-31 uçaklarıyla kullandığını görüyoruz biz fotoğraflardan. Kinjal ismini alıyor. Ama mesela Tu-22 ağır bombardıman uçaklarının taşıdığı var. Bunlar Raduga ismiyle anılıyor. Bir de satıhtan satığa füze olarak İskender füzeleri var. Burada mermi olarak kullandığınız işte hipersonik füze. Hipersonik füze deyince bizim aklımıza şu gelmeli. Bir defa yani 2000 kilometre mesafeden bir uçaktan attığınızda çok gerilerden atabiliyorsunuz.
hızı çok fazla, atmosfer içerisinde kayarak geliyor ve hedefini buluyor. Yani bunu görmeniz veya önlemeniz mümkün değil. Çünkü biz füze sistemlerini uygulayabileceği, örneğin ses hızında bir süratse bu tipine göre veya durumuna göre, atış şekline göre 4 ila 25 kat gibi daha fazla sürat üretebiliyor. Yani çok bu sürati üretmesi, yakalanması, vurulması gibi bir tedbir almayla alakalı hususları gündemden çıkartıyor. Şimdi tabii daha önemlisi, hedefini bulduğu noktada, vurduğu anda mesela 430 küsür kat daha fazla kinetik enerji yaratıyor. Yani şimdi bile, yani o kadar hızlı, süratli bir şey vuruyor ki, yani şöyle düşünelim, 1000 librelik bomba atsanız 400 tane bomba atacaksınız ama bir tane füzeyle aynı işi yapıyorsunuz. Dolayısıyla çok geniş bir alanda kinetik güç yaratıyor. Isı bakımından da yine o çok fazla miktarda enerji üretiyor ve dolayısıyla bu bölgeye bir füzeyle yakalanmadan modern bir silahla vurmuş oluyorsunuz. Bir füze çok şeye yıkım getirmiş oluyor. Tabii şimdi burada neyi vurmak lazım? Aslına bakarsanız, hani benzetmek çok yanlış ama öyle söyleyeyim. Eğer Rusya dünyada kutuplarda buz kütlelerini kırıp çok büyük bir iklim krizine yol açsa, bundan işte 4-5 tane füzeyi atsa buzları kırar, dünyayı bir kaosa sokar. Böyle yani kaotik problemleri bile bu tür silahlarla anabilirken, tutuyoruz şimdi Ukrayna'da bir AVM'ye atılıyor. Ne maksatla? Yani bunu açıklamak gerekiyor. Acaba o AVM diyebildiğimiz yerin içerisinde bir tabur asker mi vardı? Ne bileyim, başka şeyler mi vardı? Bunlar hep tartışılması gereken konular ama sivillere yönelik veya çevre felaketlerine yol açabilecek, çünkü ısı ve kinetik gücü çok yüksek olduğundan söylüyorum bunu. Böyle silahların Birleşmiş Milletler'in, ne bileyim, Cenevre Konvansiyonu'nun çok çeşitli yerlerde, hani şu yasaktır, bu yasaktır diyoruz ya. Mesela bu tür silahların bile kullanılması, yasaklanması gündeme gelmeli. Ne zaman? İşte bu savaştan sonra herhalde bunlar dikkate alınacaktır. Peki. Çünkü o çevre içerisinde dikkat edilmesi gereken güç üretiyorlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Konuğumuz Gürsel Tokmakoğlu'ydu. Gelişmeleri bizler için değerlendirdi. Kıymetli görüşlerini paylaştı. Gürsel Tokmakoğlu'na teşekkür ediyoruz yayınımıza. Gündemdeki diğer başlıklarla devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Emzemin Geçit'te kamyonetle yolcu treninin çarpıştığı bilgisini paylaşacağız. Kazada 2 kişi yaralandı, 41 küçük başsa telef oldu. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Emzemin Geçit'ten geçmeye çalışan küçük baş yüklü kamyonetle yolcu treni çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, 41 küçük baş telef oldu. Yaralılar ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da bir kişi yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden bıçaklanan kurt kaldırıldı hastanede, hayatını kaybetti. Olay Ümraniye'de meydana geldi. 21 yaşındaki Batuhan Kurt işe gitmek üzere sokakta yürürken yanından geçen kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden yaralanan Batuhan Kurt düştüğü yerden kalkarak koşmaya başladı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Panikle koşan genç annesini arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Esenyurt'ta 14 yaşındaki bir öğrenci okul çıkışında kendisini bekleyen husumetlilerinin saldırısına uğradı. Bıçak ve silahların kullanıldığı saldırı anları güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
Okul çıkışı husumetlilerinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü. Olay İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir lisenin önünde yaşandı. 17 Mart Perşembe günüydü. İddiaya göre öğrencilerin çıkış saatinde bir grup okul önüne gelerek daha önceden aralarında husumet bulunan 14 yaşındaki liselinin okuldan çıkmasını bekledi. Bir süre sonra okuldan çıkan çocuk husumetlilerinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki bacağından bıçakla yaralanan genç kaçmaya başlarken saldırganlardan biri silahına sarıldı. Rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kısa sürede saldırganların kimliklerini tespit eden ekipler 3 çocuğu gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüphelilerin Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul'da düzenlenen UKAME toplantısında toplu ulaşım için zam yeniden gündeme geldi. Toplantıda %50'nin üzerinde zam teklifi sunuldu. Ekibimizden Mehmet Karataş gelişmeleri takip ediyor ve ayrıntıları aktarmak için de hazır. Bir sürede aslında devam eden bir süreçti. Mehmet, sen de yakından takip ediyordun. Nedir son durum? Paylaş lütfen detayları izleyicilerimizle. Evet Aktan Uysal, aslında son olarak yapılan zamların tarihi Ocak ayında, yaklaşık 2,5 ay önce bir zam yapılmıştı. Vapur ve otobüs gibi toplu taşımaları kullananların elektronik biletleri 5.48 liraya yükselmişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir kez daha aslında toplu ulaşım ücretlerinde biletlerine bir zam gündemi daha oluşturuldu. Ve bu kez de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKAME'ye bir zam teklifi daha geliyor ve bu teklifte en az %50 olması bekleniyor ve %50'nin üzerinde olacak. Bu zam teklifinin kabul edilmesi durumunda 5.48 liraya alınan o elektronik biletlerin de dediğimiz gibi 8 liranın üzerinde olması bekleniyor. Tabii ki bu yapılan zam noktasında aslında henüz o tam netleşmemiş olsa da öğrencileri de ilgilendiren bir zam söz konusu. Özellikle de 25 ve 30 yaş arasındaki öğrencilerin ayrı bir ücret ve 30 yaş üstünde olanlara da yine ayrı bir zam gelmesi söz konusu. Bunlar da yine bizim edindiğimiz bilgiler. Dediğimiz gibi UKAME'ye bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım için 2,5 aylık gibi kısa bir süre araç içerisinde bir kez daha zam teklifi ve bu zam teklifinin de %50'nin üzerinde olacağını belirtip söz tekrarsa bırakalım. Mehmet'e teşekkür ediyoruz ve gündemin diğer başlıklarıyla devam ediyoruz. Ajans Bugün'e. İstanbul'da annesiyle kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen bir çocuk hiç tanımadığı biri tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Çocuk neye uğradığını şaşırırken saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay Eyüp Sultan Rami Cuma Mahallesi'nde yaşandı. 9 yaşındaki Melih Kahya ailesiyle birlikte alışveriş için kuruyemiş dükkanının önünde bekliyordu. O sırada yanlarından geçen hiç tanımadıkları bir adam çocuğun kafasına yumrukla vurdu. Çocuk neye uğradığını şaşırırken saldırgan hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Görüntü güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İç Mimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yerini kavgaya bıraktı. Çıkan tartışmada kavgaya dönüştü, yumruklar konuştu. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İç Mimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı kavgaya dönüştü. Toplantı gerçekleştiği sırada 25. dönem başkanı Emrah Kaymak ve 2. başkan Ömer Sencar bir delegenin eleştiride bulunması üzerine sözlü tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüdü. Taraflar uzunca bir süre birbirlerine yumruklar savurdu. O sırada kavgayı yatıştırmaya çalışan bir kişi ise mikrofonu eline alıp polisi arayacağını söyledi. Haddini bil, sesini keselim diyerek kavga edenlere seslendi. Polisi arıyorum şu anda. Telefondan polisi arıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğim şimdi sizleri. Amerika'da aşırı hız yapan bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Devasa aracın bir alt yoldaki kavşağa son sürat daldığı anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Aşırı hız yapan tır kontrolden çıktı, alt yoldaki kavşağa mermi gibi daldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın setten çıkarak sürüklendiği olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ülkenin Louisiana eyaletinde yüksek sürat yapan bir tır sürücüsü dehşet saçtı. Setten aşağı büyük bir hızla inen dev araç ardından da bir alt yoldaki kavşağa ortadan daldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Bir duvara çarparak duran tırın alev aldığı, sürücünün ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Sıradaki haber durağımız Çin. Çin'de bir araç sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen onlarca motosiklete çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. O anlar kameralara yansıdı. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosikletleri ezip geçti. Yolda facia yaşandı. Görüntüler Çin'in Hebei eyaletinden. Aşırı süratli olan bir araç kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı. Motosiklet sürücüleri çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. O anlar işte böyle görüntülendi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 14 kişiden 4'ü kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da iki arkadaş yamaç paraşütü ve paramotorla uçuş yaparken telefon tamiri yaptı. İkilinin İstanbul semalarındaki o anları şimdi ekranlarınızda. Tekstil atölyesi sahibi ve telefon tamircisi iki arkadaş bir araya gelerek hobi amaçlı yamaç paraşütü ve paramotorla uçuş yaptı. Yüzlerce metre yükseklikte telefon ekranı değişimi de gerçekleştiren iki arkadaş aynı zamanda doyumsuz manzaranın tadını da çıkardı. Değişimimizi yaptık. Kimi zamansa akan trafiğin üstünde uçan macera severler o anları böyle ölümsüzleştirdi. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü Asya ve Avrupa'yı, kıtaları bir kez daha bu kez Çanakkale Boğazı'ndan birbirine bağladı. Simgeler Köprüsü vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Ekibimiz de köprüden geçenlere mikrofon uzattı, duygu ve düşüncelerini sordu. Ekranlara getirelim. 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi. Sürücüler köprüye yoğun ilgi gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan köprüyü hizmete açtı ve müjdeledi. Bir hafta ücretsiz geçişler dedi. Ve hafta sonuna baktığımızda ise oldukça yoğun bir ilgi var köprüden geçenler. Geçtikten sonra da durup hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler. Çok güzel bir duygu. Evet, çok güzel bir duygu yani. Valla çok güzel bir duygu. Güzel yani, iyi. Çanakkale için güzel. Türkiye için güzel. Duygulandık yani. Gurur verici. Gurur verici bir olay. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtaları Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlandı. Tarihe şu anda bir şahitlik yapıyoruz. Çok mutluyuz. Yani milli bir servet. Çok güzel bir şey. Çanakkale'ye de yakıştı. Çanakkale için çok iyi oldu. Ya bütün memleket için hayırlı bir iş. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun diye. Feribot iskelesindeki uzun araç kuyrukları tarihe karışırken kar ve fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal olduğunda da sürücüler yolda kalmayacak. Yarım saat bekliyorduk. Yarım saat geçiş 1 saat. Şimdi? Şimdi 5-10 dakikada geçtik. Evet, aşağı yukarı en az 2 saat falan bekliyorduk yani. Şu anda hani beklenmek yok artık. İki kıta arasında yolculuk 6 dakikaya indi. Ne kadar zamanda geçti?
Valla saate bakmadım ama ağır geldim. Şey yani 10 dakikada geçmiştim. Ya, çok ağır geldim. 50 ile geldim. Ağır geldim. Avrupa yakasındayız. Malkara Çanakkale otoyolundan gelen vatandaşlar hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı ve bir hafta ücretsiz dedi köprüye gelmek için büyük bir yoğunluk oluşturdular. Hafta sonu binlerce araç köprüden geçmenin keyfini ve gururunu yaşadılar. 1915 Çanakkale dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü oldu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk ekonomisine ışık tuttuğu kitabı 11 Mart'ta okuyucularıyla buluşmuştu. Yaklaşık 2 haftalık süreçte kitaba yoğun ilgi gözlendi. Türkiye'nin geçmiş olan 20 yılını anlatıyor ve gelecekteki planlamasından bahsediyor Sayın Berat Albayrak. Enerjiden ekonomiye, tam bağımsız Türkiye'nin yolculuğunu anlatan Burası Çok Önemli kitabına ilgi büyüyor. Berat Albayrak'ın kaleme aldığı Burası Çok Önemli isimli kitap Diyanar mağazalarında satışa sunuldu. Kitapta Berat Albayrak'ın hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapmış olduğu çalışmalar yer alıyor. Başta gençler olmak üzere vatandaşlar kitaba yoğun ilgi gösterdi. Bence okumaya değer bir kitap olduğunu düşünüyorum tüm Türk halkının. Güzel bir kitaba benziyor. Almayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum almayı. Bence herkes almalı. Ülkemizin şu anki ekonomisini gerçekten çok iyi anlattığını düşünüyorum bu kitabın. Yani herkesin alıp da bir kere en azından okumasını güzel olacağını, herkesin fikirlerinin değişebileceğini düşünüyorum. Sanıyorum aradığım onunla ilgili birçok cevabı kitapta bulacağımı düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı'ndan itibaren başta doğalgaz keşfi olmak üzere Türkiye'ye kazandırdıklarını kaleme aldığı kitap, en çok satanlar sıralamasında ilk sırada yer almayı başardı. ...14 Mart Tıp Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tıp ödüllerini açıkladı, sahiplerine de verdi. O ödüllerden birini de İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan kazandı. A Haber ekibi de üstün hizmet ödülüne layık görülen Aslan'la bir röportaj gerçekleştirdi. Ekranlarınıza taşıyalım. Doktor Melek Nur Aslan'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. O, toplum sağlığı için 7/24 mücadele eden kahramanlardan biri. Aynı zamanda da 14 Mart Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi. Çok teşekkür ediyorum böyle bir ödüle, böyle bir güzel ortamın içerisine layık görülmüş olmaktan dolayı. Doktor Melek Nur Aslan 3 senedir Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yapıyor. Burası ise onun sadece görev yeri değil, aynı zamanda evi gibi. Türkiye'ye Covid vakasının girişiyle beraber belki herkesin hali hazırda hafızalarından silinemeyen bir kapalı çarşıyla başlayan süreci ilk Fatih'te start verilmiş oldu aslında. Elimizden geleni yaptık. Kimi zaman uykusuz gecelerimiz oldu. Hiç görev alanımızdan ayrılmadığımız günlerimiz diyebileceğimiz zaman dilimleri yaşadık. Yeri geldi izin almadan çalıştı, yeri geldi ailesini bile göremedi. Koronavirüs döneminde çoğunlukla sahadaydı. Ekiplerle tek tek dolaştı. Çok fazla sirkülasyonun olduğu bir ilçe olmamızdan dolayı yoğunluğumuz da bu süreç içerisinde epeyce fazlaydı gerçekten. Ama burada yatsıyamayacak bir pozisyon varsa da İstanbul açısından 39 ilçe biz bir aile olarak görevimizi yaptık bu süreçte. Doktor Melek Nur Aslan tıp eğitiminin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde aldı. Ancak o hizmetini kendi vatanında yapmak isteyerek Türkiye'ye döndü. Eğitimini İstanbul'da tamamladı. Özellikle pandemi dönemindeki fedakar çalışmalarıyla takdir toplayan Aslan, Üstün Hizmet Ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde külliyede gerçekleştirilen bu program. Ben bunu kendim aldım evet ama bütün arkadaşlarıma ithafen almış olmak istiyorum. Birçok ülkeden sağlıkçı arkadaşlarımız var. Hepsiyle koordineli ve istişareli süreçleri devam ettirdiğimizde bizim mesleki tatminimizin ve memnuniyetimizin çok üst düzeyde olduğunu biliyoruz. Umarım bu COVID bir gün tarih olarak bakıldığında
Biz her zaman Türk milleti ve Türk hekimleri olarak tarihe elinden geleni yapmış, hatta fazlasıyla yapmış olan bir ekip olarak geçeceğiz. 14 Mart Üstün Hizmet Ödülü İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürü. Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Hasan Celal Güzel'in vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Herkes onu Tank Hasan lakabıyla bilirdi. Ama bir de sokakta hemen herkesle tokalaşıp öpmesiyle tanınırdı. Zaten kendisini de öpüşme ve el sıkma şampiyonuyum diye tanımlardı. İşte Hasan Celal Güzel'in o renkli siyasi hayatı. Şöyle bir el enseyle karşısındakini kendisine çeker, sonra da öperdi. Herkes onu bu görüntüleriyle, bir de lakabıyla tanırdı. Tank Hasan denirdi ona. Türk siyaseti bundan 4 yıl önce renkli bir simasını, böbrek ve ağır solunum yetmezliği nedeniyle kaybetti. Güzel, 1986 ara seçiminde Anavatan Partisi'nden Gaziantep milletvekili olarak girmişti siyaset dünyasına. Turgut Özal hükümetinde devlet bakanı ve hükümet sözcüsü olarak görev aldı. Sonrasında Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları yaptı. 1992'de yeniden Doğuş Partisi'ni kurdu ve bir süre genel başkanlığını yaptı. O sırada 28 Şubat postmodern darbesi yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetler milletin parasıyla alınmış tanklarla millete karşı sokaklarda dolaşamaz. Hasan Celal Güzel darbenin karşısına ilk dikilen isimlerden oldu. Ama bu tutumu nedeniyle dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir başta olmak üzere askerlerin hedefi durumuna geldi, birçok davada yargılandı. Peş peşe hapis cezası aldı. Ayaş cezaevinden çıktığı gün onu karşılayanların arasında Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Turgut Özal ona Tank Hasan lakabını takmıştı. Oysa kendisini öpüşme ve el sıkma şampiyonuyum diye tanımlıyordu. Çünkü halkla yakın olmayı seviyor, sokakta elini sıktığı hemen herkesi öpüyordu. Siyasette bulunduğu 15 yılda 10 milyon kişiyle el sıkıştığını söylüyor, her öptüğüm bana oy verseydi şimdi çoktan başbakan olmuştum diyordu. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı Antalya'da üretildi. SİDA Katar'daki Dimdex 2022 fuarında sergilenecek. Savunma sanayinde atılım yapan Türkiye silahlı insansız deniz aracını geliştirdi. Denizde ve karada, havada olduğu gibi hatta deniz altında insansız sistemlerin çok önemi var. Bu konuda geliştirme çalışmalarımız devam ettiği gibi geliştirilen ürünlerin bir kısmını da sahaya verip belirli sayıda sahada kullanıp geri bildirimlerle beraber onları olgunlaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin şu anda hava araçlarında olduğu gibi kara ve deniz ve denizaltı araçlarında da çok büyük bir mesafe aldığını göreceğiz. Üstün yetenekleriyle dikkat çeken SİDA, Deniz Kordu 2021 tatbikatında sahne almış, ilk atışını yaparak hedefi başarıyla vurmuştu. Tatbikatta bir ilke imza atıldı. Tamamen milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk deniz üstü insansız aracı SİDA'lar bu dev tatbikatta denendi ve SİDA'larımız hedefleri tam isabetle vurdu. 400 kilometre seyir menzili olan SİDA saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Milli kripto altyapısıyla geliştirilmiş haberleşme ağına sahip gündüz ve gece görüş sistemleriyle donatılan deniz aracı insansız hava araçlarıyla da uyumlu. Silahlı insansız deniz aracı Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Dimdex 2022 fuarında sergilenecek. Fuarda simülatör SİDA'nın özellikleri ziyaretçilere anlatılacak. Fuarda yenilenmiş tasarımıyla ULAK harbi botu, denizaltı savunma harbi botu ve yeni 6x6 mobil sahil kontrol istasyonu aracı da ilk kez görücüye çıkacak. Şimdi kısa bir ara, ardından karşınızdayız. Bu şekilde uygulanabilmesi güçlü finansman mekanizmalarının varlığıyla mümkün. Sağladığımız ulusal desteklerin yanında girişimcilerin ve araştırmacıların uluslararası kaynaklardan da faydalanmalarını teşvik ediyoruz. Bunların başında da Avrupa Birliği'nin yürüttüğü birlik programları geliyor. Birlik programları teşvik ve destek sistemimizin önemli bir ayağını oluşturuyor. Yeni dönemde kurulacak
Türkiye Yatırım Platformu'nun Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çalışmalarında ve gerekli finansman imkanlarının oluşturulmasında önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Öte yandan proje çağrılarının araştırmacılar ve işletmeler tarafından yakından takip edilmesi, yeni fikirlerin geliştirilmesi ve konsorsiyumlara katılım da oldukça kritik bir diğer husus. Birlik programlarına katılım sağladığı finansman imkanlarının yanında Avrupa ile Türkiye araştırma alanının bütünleşmesine de aracılık ediyor. Böylece ulusal ekosistemimizde yer alan paydaşlar alanındaki en iyi araştırmacı ve kurumlarla işbirliği yaparak geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerde çalışıyorlar. Uluslararası projeler ve araştırmacıların dolaşımı hem akademide hem de özel sektörde yetişmiş insan kapasitesinin geliştirilmesini sağlıyor. Katılım sağlanan projeler AB'nin bilim, teknoloji ve sanayideki önceliklerinin yakından takip edilmesine ve ilgili ulusal tedbirlerin zamanında alınabilmesine imkan veriyor. Girişimcilerimiz hedef pazarlardaki endüstriyel standart ve düzenlemelere rekabet avantajı sağlayacak şekilde erken dönemde erişim imkanı elde edebiliyorlar. Buradan araştırmacılarımıza ve girişimcilerimize özellikle seslenmek istiyorum. TÜBİTAK kanalıyla projelerin yazımına hem teknik hem de mali destek veriyor. Ortak arayanlara ortak buluyor. Hatta eğer başarılı olup Avrupa Birliği'nden fon almaya hak kazanırsanız alacağınız hibe tutarının belli bir oranına kadar da size para ödülü veriyoruz. Özellikle üniversitelerimizden ve sanayicilerimizden beklentilerimiz var. Düzenlediğimiz yüz yüze görüşme, bilgi günleri, uluslararası proje pazarı etkinliklerine mutlaka katılın. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın açıklamalarının bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. Devam edeceğiz. Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sunmak amacıyla 81 ilde Deneyap Atölyesi kurulmuştu. İşte Edirne'deki Deneyap Atölyesi'nde bir araya gelen 5 lise öğrencisi sualtı robotu geliştirdi. Geçen yıl Teknofest'e katılarak büyük bir başarıya imza atan sualtı robotu arama, kurtarma, keşif, mayın temizleme gibi görevlerde de kullanılabilecek. İnsan müdahalesi olmaksızın robotlarımız deniz altında, su altında görevlerini yerine getirebilecekler. Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi'nde bir araya gelen 5 lise öğrencisi işte bu su altı robotunu geliştirdi. Bizim mavi vatanlarımız gerçekten çok önemli ve bunun önemi de son zamanlarda gerçekten çok iyi anlaşıldı. Ve biz istiyoruz ki ülkemizde su altı konusunda inovatif ürünler ortaya konsun ve biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. İleride büyüdüğümüzde şirketleşmek istiyoruz. Öğrenciler bir yıllık çalışma sonucu geliştirdikleri MTR Alfa isimli yazılımı ve tüm tasarımı kendilerine ait robotla Teknofest 2021'e katıldı ve burada insansız sualtı kategorisinde ilk 10 içinde yer aldı. 5 öğrencinin projesi ODTÜ robot günlerinde de yoğun ilgi gördü. Arama kurtarma çalışmalarında, hem keşif çalışmalarında, hem de sualtı tamir çalışmalarında çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Çünkü hem bahsettiğim gibi uzaktan kumandası var, hem otonom olarak çalıştırabiliyoruz. Öğrenciler şimdi aynı robotta ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 25-31 Temmuz'da düzenlenecek RoboSAP Otonom Sualtı Araçları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmek için başvuru yaptı. Sağlıkta şiddet konusu yeni bir kaos ortamı için FETÖ'ye fırsat olmaya başladı. Türk Tabipleri Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddeti körükleyerek kaostan besleniyor. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek için basındaki bazı haberleri ve arka planlarını anlatmaya çalışacağız. FETÖ oyun içinde nasıl oyun kuruyor ekranlarını getireceğiz ve bu perde arkası analizimizle birlikte Ajans Bugün'e de noktayı koyacağız. Hoşçakalın efendim. Masum görünen olayların perde arkasında çok farklı senaryolar ortaya çıkıyor. Senaryo diyoruz. Çünkü servis edilen haberlerin perde arkasına bakıldığında olay hiç de göründüğü gibi değil. Bambaşka ilişkiler ve algılar ortaya çıkıyor.
Yakın zamanda servis edilen haberlere bakalım mesela. Doktor Tahir Tarımer, 14 Mart Tıp Bayramı gününde şiddete uğradığını öne sürmüştü. Kırık gözlüğü ve çektiği görüntüleri paylaşmıştı. Malum sendikalar hemen koro halinde devleti suçlamıştı. O doktora sözde şiddet uygulayan kişi bir uzman çavuştu. Apandist ameliyatı olduktan sonra onlarca sağlık çalışanının içinden protesto edilerek ayrılmıştı. Kamuoyunda linç edilmişti. Hastanenin güvenlik kameraları ortaya çıktığında şiddeti uygulayan kişinin doktor olduğu anlaşıldı. Üstelik Doktor Tahir Tarımer'in ilk olayı değildi bu. Bir kadın hastayı tahrik edip duvarı yumrukladığı görüntü de ortaya çıktı. Peki kimdi bu doktor? Tahir Tarımer'in şiddete uğradığını öne sürdüğü 14 Mart tarihinden 10 gün önce Muğla'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmıştı. Çünkü adı 8 yıldır FETÖ dosyalarında geçiyor, itirafçıların ifadelerinde yer alıyordu. 2011-2015 yılları arasında örgütün öğrenci evlerinde kaldığı, Gaziantep Üniversitesi'nde tıp öğrencilerinden sorumlu olduğu, örgüte sosyal medya üzerinden para yardımı topladığı, örgüt içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğu şeklinde iddialar da vardı hakkında. Şimdi kamuoyu şunu biliyor, sosyal medyada bu olaydan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları linç edildi, günlerce linç edildi. Bu örnek, bu sanki uzman çavuş burada doktoru darp etmiş gibi bir senaryo ortaya konuldu. Ve sadece bu doktor değil, bakın burada bulunanlar da bu senaryonun bir parçası oldu. Gerçeği gizlediler. Aslında suç işlediler. Hepsi suç işledi. Şimdi ne oldu? Burada ne oldu? Onu anlatalım. Bir uzman çavuş işte apandist ağrısıyla hastaneye gidiyor. Burada böyle bir manzara, yani bir tartışmanın içerisine giriyor. Daha sonradan olay yerinden ayrılmak istiyor. Ayrılmak isterken işte bu doktor ne yapıyor? Uzman çavuşu arkadan saldırıyor. Onu duvara doğru itiyor ve boynunu sıkıyor. Orada elindeki kağıtları ne yapıyor? Zorla elinden alıyor. İşte uzman çavuşumuz bu. Mağdur uzman çavuş bu. Bütün senaryoyu uzman çavuşumuzu linç ederek kuruyorlar. Uzman çavuşumuz burada doktor tarafından darp edildiği halde sanki doktor kendisi, yani uzman çavuş doktoru darp etmiş gibi ne yapılıyor? Orada polise şikayet ediliyor. O doktor da daha sonradan işte FETÖ ile irtisakı olduğu iddia edilen doktor da ne yapıyor? Gidiyor, rapor alıyor ve polise şikayette bulunuyor. Şimdi apandis şikayetiyle hastaneye gelen doktor tedavi edilmeden gözaltına alınıyor. Polis karakoluna götürüyor. Ağrısı da çok önemli. Belki evet. Daha ifadesi alınamadan hastaneye kaldırılıyor ve hastanede ameliyat ediliyor. Şimdi hem dayak yiyor, hem gözaltına alınıyor, hem de tedavisi yapılmıyor. Dayak atanlar yani öyle bir kumpasın içerisine düşüyor ki. Hem de açığa alınıyor. Açığa alınıyor, görece maaş alamayacak. Daha sonradan bu kumpasın, buradaki kurulan kumpasın, dediğim gibi tek bir doktora bu işi yüklememek lazım. Burada 8-10 kişi var bu işi tezgahlayan. Bu işin şahidi olan ve gerçekleri gizleyen, çok önemli, şahidi olan ve gerçekleri 8-10 kişi var. Daha sonradan ne yapılıyor? Gözaltına alınıyor, jandarma genel komutanlığı da açığa alıyor. Açığa aldılar ve orada sonradan bir kamera kaydı o çıktı. İşte bu kamera kaydı çıktı. Bakın 10 kişi var, bunların hepsi bu olayı ne yapıyorlar? Gizliyorlar. Bakın şu manzaraya bir bakar mısınız? Bunun görüntüsü varsa bunu da versinler. Bir de bu alkışlayanlar var. Ya burada 500 kişi var. Nazif, sen böyle anlattıkça aklıma ne geliyor biliyor musun? Bizim cezaevine girdiğimiz günler aklımıza geliyor. Evet. Aynı böyle kumpaslar, polisler bir tarafta, tenzih ederim o dönemin FETÖ'cü hainleri kastediyorum. Hakimler, savcılar bir tarafta, hepsi böyle masa kurulmuş. Nereden girerseniz girin, siz artık hakkımıza infaz emri verilmişti, yani hüküm ver. Şimdi burada da bu gariban işte kahraman uzman çavuşumuzun buradaki o çektiği çile ve yaşadığı acı da lütfen herkese ders olsun. Kurumlar lütfen adamlarına gerçekten sahip çıksınlar. Yani burada
bir şey var mı yok mu, bir soruşturma, bir müfettiş görevlendirilmeden derhal böyle yani bunların alınması bence çok uygun değil. Bu yani. Görüntü Cemil çok ibretlik bir görüntüdür. Şu utanç manzarasına bakın. Doktor Rümeysa Berrin Şense 23 Ekim 2021 tarihinde nöbet çıkışı sonrasında evine dönerken trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti. Onun bu vefatı yurt dışındaki FETÖ'cü hesaplar tarafından 36 saatlik nöbet sonrası kaza geçirdi diye gündem yapıldı. İddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Doktor Rümeysa Berrin Şen'in FETÖ'den tutuklu bulunan babasının cenazeye katılması için özel izin çıkarılmış, ancak sonra o da asılsız iddialarla devleti suçlamıştı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı devleti suçlamaya devam etti. Terörist başı Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan Fincancı'nın derdi aslında başkaydı. Trafik kazasından hayatını kaybeden bir doktorun çalışma şartları öne sürülerek devletin suçlanması çabası aslında FETÖ'nün organize algısından başka bir şey değildi. Buna benzer birçok örnek var. Sağlıkçıya şiddet algısıyla devletin sağlık sistemi hedef alınıyor, hatta hiç çekinmeden katil devlet sloganlarına kadar ileriye gidebiliyorlar. Hala elin bu tarafta. Bak doktorsun. Elin bu tarafta hala. Gel. Geç. Elin mi ne ya? Bak doğru mu? Bak, elin doğru. Hala orada. Doğru mu? Sakin ol. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Doktor Bey. Dokunma ya. Doktor Bey. Doktor Bey. Şu an video alıyoruz bak. Tamam. Geç. Doktorun video alıyor. Bu algıları yürüten başta FETÖ'nün sosyal medya hesapları, Türk Tabipler Birliği ve bazı sendikalar var. O zaman değerimizi göstermek zorundaydık. İşte değerimizi ancak yokluğumuzla gösterebiliriz. Kusura bakmayın. Bu şekilde eylemlerimiz devam edecek. Ve biz artık bundan sonra bizim hakkımızda çıkarılacak herhangi bir yasada, herhangi bir kanunda, herhangi bir mevzuatta hekimler dinlenilmeden, hekimlerin temsilcileri muhatap alınmadan çıkarılmasına karşıyız. Sendikalarda önce Hekim Sen vardı. Sonraysa Hekim Birliği ve Tabip Sen kuruldu. Bu sendikalar FETÖ ve terör örgütlerinin daha kolay zemin bulduğu, buralardan kaos üretilen birer yapıya dönüştürüldü. FETÖ zemin bulduğu bu ortamlarda devleti aciz göstermek için cirit atıyor. Ne zaman hekim hakları gündeme gelse bir el ortamı gerip adım atılmasını engelliyor. FETÖ sağlıkta şiddeti hem körüklüyor hem de sebep olduğu bu kaostan besleniyor. Hala elin bu tarafta. Bak doktorsun. Elin bu tarafta hala. Gel. Geç. Elin mi ne ya? Bak doğru konuşuyor. Bak, elin doğru. Hala orada. Bak doğru konuşuyor. Sakin ol. Çok zor. Bir dakika. Beni zorlayın. Doktor Bey. Bak, dokunma ya. Doktor Bey. Doktor Bey. Şu an video alıyoruz. Bak. Tamam. Geç. Doktorun video alıyor. Tövbe yarabbim ya. Her fırsatta sağlıkta şiddet olaylarıyla FETÖ'nün nasıl bir araya geldiği aslında tüm senaryoyu ortaya koymaya yetiyor.